beyefendiler, sevgili gençler. Sizler İstanbul'a, Grand Cevahir'e, sizlerse ekranlarınızın başına, Army of Fighters 4 heyecanına Welcome to the Army of Fighters 4. Tonight we have 6 fights. Let's begin. If you are ready. Değerli misafirler, eğer hazırsanız bugün 6 karşılaşmayı hep birlikte burada yaşayacağız, paylaşacağız. Sizler şu anda ekranlarınızın başına geçtiniz ve gerçekten en başta şunu söyleyeyim. Şayet ilk kez izleyen varsa aramızda, ilk kez böyle bir geceye tanıklık edecek olan varsa, açıkçası tüm buradaki ekip arkadaşlarımızın, hocalarımızın söylediği bir şey var. 6 maçta birbirinden güzel ve iddialı olacağı. Bugün ben burada olacağım sizlerle birlikte. Ancak diğer tarafta maçın anlatımını da sevgili İzgecan Günal yapacak. İzgecan, ne haber? Teşekkür ederim Mert. Gerçekten çok ama çok heyecanlıyız çünkü belki de yılın fight card'ı bu gece bizlerle olacak. Army of Fighters için TV 8.5 ekranlarındaki tüm izleyicilerimize de merhaba diyoruz değerli izleyenler. En iyisini en sona sakladık. Yılı muhteşem bir dövüş gecesiyle tamamlıyoruz TV 8.5 ekranlarında. Tam 6 maçımız var bu gece ve birbirinden keyifli 6 karşılaşma sizlerle olacak. Doğan Kılıç, Yıldırım Oğuz karşılaşmasıyla başlayacağız. Fırtına gibi başlıyoruz geceye. Ali İhsan Özdemir'in rakibi Mehmet Zeki Kaya olacak. Omid Nosrati ve Yasin Güren karşı karşıya gelecekler. Ali Göktürk Benli, Ali Kelat karşılaşması var. Ali Reza Gambari, Ünal Alkayış ile kozlarını paylaşacak. Ve gecemizin son maçında Mücahit Kulak ringde olacak. Nabil El Ayadi'ye karşı. Gerçekten harika bir gece bizleri bekliyor. 6 maçın tamamı da bir heyecan fırtınası potansiyeline sahip. Başlamak üzereyiz artık. Size öncesinde hemen düne doğru götüreceğiz. Dün yapılan basın toplantısından görüntülerimiz olacak. Ardından da hiç vakit kaybetmeden gecemizin startını vereceğiz. Hakemler bu maçta puanlamada bayağı bir zorluk çekecek. Akşam yaşananları şöyle kısa bir özetle izledik. Pekala, artık güne başlama vakti geldi. Ancak yine burada var olan misafirlerimizden, birazdan ringe çıkacak olan tüm sporculara motivasyon, enerji alkışı gönderir misiniz lütfen? Programda başlıyor ilk mücadele. Öncelikle mavi köşeye geliyor sporcu Doğan Kılıç. (Gülüyor)
Rakibi kim olacak? Hanımlar beyler, kırmızı köşeye davet ediyoruz kendisini. Yıldırım Oğuz. İzleyenler, Army of Fighters'da gecemizin ilk maçı başlamak üzere. Face to Face'ten görüntüler ekranlarımıza yansıyor. 72 kilogramda gerçekten harika bir maçla başlayacağız. Tüm dünyanın gözü bu maçta olacak. Yıldırım Oğuz ve Doğan Kılıç karşı karşıya geldiğinde 100'den fazla ülkede ve TV8'lik ekranlarında canlı yayındayız. Müthiş bir maç bizleri bekliyor. Mikrofon tekrar sevgili Mert'te. First of all, in the blue corner from Eskişehir. Öncelikle mavi köşede Eskişehir'den sporcumuz, 23 years old, 72 kilograms, 1 meters, 76 tall. His professional record, 13 fight, 8 knockouts, no defeat. 13 wins, 22 yaşında, 72 kilogram ağırlığında, 1.76 boyunda. Profesyonelde toplamda 13 maçı var. 8 kez knockout etti, 13 kez kazandı, hiç kaybetmedi. Antrenörü Seda Duygu Ergün, Dinamik Spor Kulübü'nden. Meteorolojiden almış olduğumuz son habere göre bugün ringde fırtına var. Fırtına Doğan Kılıç. Opponent in the red corner from Gaziantep, rakibi kırmızı köşede Gaziantep'li sporcu, 26 years old, 72 kilograms, 1 meter 80 tall. His professional records, 11 fight, 3 defeats, 7 knockouts, 8 wins. 26 yaşında, 72 kilogram ağırlığında, 1.80 boyunda. Profesyonel toplamda 11 maçı var. Sadece 3 kez kaybetti, 7 kez knockout etti, 8 kez kazandı. Burhan Çelik Spor Kulübü sporcu antrenörü Burhan Çelik. 2016 İFMA Muay Thai Dünya Şampiyonu, 2017 Vako K1 Dünya Üçüncüsü, 2022 Vako Avrupa Üçüncüsü, 2019 yılında bırakmıştı. 4 yıl sonrasında burada Army of Fighters için ringde Yıldırım Oğuz. Karşılaşma hakemi ring referee Engin Ensar Atılkan. Karşılaşmamızı Engin Ensar Atılkan yönetecek değerli izleyenler. Namağlup Doğan Kılıç, 4 yıl aradan sonra dönen Yıldırım Oğuz. İki knockout sanatçısı karşı karşıya gelecek. Yıldırım 8 maçının 7'sini knockoutla kazandı. Doğan 13 maçta 8 knockout galibiyeti aldı. Kafa atışı yok. No elbow, dirsek vuruşu yok. No clinch, clinch yok. No holding, tutmak yok. No palm, avuç içi vuruş yok. Tek diz vurabilirsiniz. Just one knee, okay? Good luck. İyi şanslar köşenize. Yadlık. Ensar Hoca son talimatlarını verdi sporculara ve gecemizin ilk maçı başlamak üzere değerli izleyenler. Yıldırım Oğuz ve Doğan Kılıç karşı karşıya gelecekler. 72 kilogramda müthiş bir mücadele bizleri bekliyor. Karşılaşmamız başladı. Yıldırım Oğuz daha uzun. Doğan Kılıç'a göre beyaz eldivenleriyle ringde, siyah eldivenleriyle Doğan Kılıç'ı izliyoruz. 13 maçta 13 galibiyetle buraya geldi. Seda Duygu Aygün'ün öğrencisi Doğan Kılıç bu 13 galibiyetin 8'ini
Knockout'ta aldı Yıldırım Oğuz. Kariyerinde 8 galibiyet var. Bunların 7'si knockout'la geldi. Bugün bakalım bu maçta kim üstün çıkacak? İlk net darbe Doğan'dan geliyor. Yıldırım'ın denge ayağına doğru gelen bir low kick. Şimdi Yıldırım Oğuz tekmelerini yavaş yavaş konuşturmaya başlıyor. Middle kick geldi. Biraz birbirini tartacak tabii sporcular. Yıldırım tabii özellikle uzun bir aranın ardından ringe geri dönüyor. Biraz daha alışma süreci uzun olabilir onun. İki sporcu da yalnız rakibinin ne kadar tehlikeli olduğunun farkında. Ve üst düzey bir kickbox karşılaşması izleyeceğiz. Karşılıklı low kickler. Doğan şimdi üstüne gitti rakibinin. Ancak ringin hakimi bu bölümlerde biraz daha Yıldırım Oğuz ringin merkezinde yer almış durumda. High kick ardından low kick getirdi. Doğan Kılıç. Dizlerini kullanma çabasında Yıldırım. Bir kroşe ile karşılık vermek istedi. Ardından üstüne gitti rakibinin Doğan. Güzel bir kombinasyon geldi. Maç yavaş yavaş açılıyor şu anda ve açıldığı anda patlayabilecek bir karşılaşmayı bir middle kick yine Yıldırım Oğuz'dan. Bunları bolca kullanıyor olacak. Doğan rakibinin çevresinde şu anda doğru pozisyon arıyor, dönerek geldi Doğan Kılıç. Tam olarak bundan bahsediyorduk zaten. Patlayıcı gücü çok yüksek iki sporcunun karşılaşmasını izliyoruz. Hele ki 72 kilo için gerçekten bir anda rakiplerin üstüne gidip bir anda nakavtı bulabilen iki sporcu burada karşı karşıya. İlk raundun yavaş yavaş son dakikasına doğru ilerliyoruz değerli izleyenler. Doğan şöyle bir ters karttan gitti rakibinin üstüne, tekrar düze döndü. Biraz daha hareketli kalma çabasında Yıldırım Oğuz ringin hakimi ama onun çevresinde turlayan bir Doğan Kılıç var. İki sporcu da çıkarıyor şu anda açığı. Buldukları anda maçı bitirebilecek potansiyele güce sahipler. Doğan Kılıç'tan sert bir middle kick. Sağ direkle karşılık geldi Doğan Kılıç'tan. Sol direkle başladı. Diz geldi ardından Yıldırım. Sol kroşeyi aradı. Tam isabet yok. Doğan'ın ayağı kayıyor ve bu bir knockdown değil tabii ki. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sol direkle yaklaştı. Tekme ardından isabetli değil Doğan Kılıç'tan. Dönerek gelmek istedi. İyi kapandı Yıldırım. Biraz daha şu ana kadar atağa geçen, force eden taraf Doğan Kılıç. Pres yapan taraf Doğan Kılıç. 15 saniye kaldı ikranın sona ermesine. Yine bir middle kick. Yıldırım bunları çok net kullanacak. Kullanıyor da zaten. Şimdiden Doğan'a ciddi hasar vermeyi başarmış durumda. Güçlü tekmelerle birlikte Yıldırım Oğuz. İlk raundun sonuna geliyoruz. Kaliteli bir ilk roundla başladık. Sporcular tarttılar birbirlerini, tanıdılar biraz daha. Yıldırım Oğuz biraz daha ringde olmaya alıştı tekrar. Uzun bir aranın ardından ve çok sert middle kicklerle Doğan'ın canını şimdiden ciddi şekilde yakmış durumda. Doğan Kılıç daha fazla pres yaptı, daha fazla isabet buldu, daha fazla kombinasyon yaptı. Ve ikinci roundda sporcular tabii ki köşelerinde talimatlarıyla birlikte çok daha hazır, çok daha hızlı girecekler gibi gözüküyor şu anda. Burhan Çelik, Yıldırım Oğuz'un köşesinde. Doğan'ın köşesinde Seda Duygu Aygün var. Onlar da tabii ki ilk roundu analiz ettiler. Bakalım sporcuların nasıl talimatlar verecekler bakalım. İkinci roundda üstünlük kime doğru gidecek? Doğan Kılıç'ın görüyorsunuz şu anda karın boşluğunda, gövdesinde kızarıklıklar var. Yıldırım'ın middle kickleri sonrasında. Çok sert tekmelerle şimdiden bir etkide bulundu bile Yıldırım Oğuz. İkinci rounda başladık. Yine ringin ortası. Yıldırım da dönerek gelmek istedi. Soluyla yakalayacak onu neredeyse Doğan. Time stop. Ensar Hoca süreyi durduruyor. Doktor. Doktoru çağıracak Ensar Hoca. Ufak bir burun kanaması var. Bir burun kanaması var ufak Yıldırım Oğuz'da, Ensar Hoca'nın söylediği gibi. Çok maçın gidişatını etkileyecek durum olmayacaktır. Time. Ama tabii ki sağlık time her şeyin ötesinde, bunu hatırlatalım ve tekrar kaldığımız yerden devam edelim karşılaşmaya. Direkleri çok güzel geldiği bir kombinasyon Doğan'dan, Fırtına'dan. Fırtına ve Yıldırım şu anda karşı karşıya, bakalım hangisi üstün çıkacak. Sol kroşeyi denedi. Ayak çalışmasına başladı biraz daha. Ayağı kaydı burada Yıldırım'ın. Şimdi üstüne gitti rakibinin bir kez daha tekmenin ardından. Sol direğe uzattı Yıldırım Oğuz. Doğan Kılıç fırsat arıyor. Yıldırım onu yaklaştırmama çabasında. Boy avantajı var tabii ki. Ne kadar uzak tutarsa Doğan'a o kadar avantajlı olacak burada Yıldırım Oğuz.
Özellikle bu tekmelerin menzilinde kalmasını istiyor Doğan Kılıç. İçeri girme çabasında. İçeri girmeyi başardı. Her seferde tehlike yarattı. Bir sadrek gönderdi. Yıldırım. Çok iyi yansı içeri girip çıkıyor. Doğan Kılıç iyi bir kombinasyon geldi. Yumruklarla başladı. Tekmeye devam etti. Middle kick. Sağ kroş ardından. Dizi denedi. Bloklamayı başardı Yıldırım. İşte bu patlayıcı güçten bahsediyoruz. Direkt yumrukların ardından high kick. Yıldırım şöyle bir sadrek çıkardı. İki sporcu da iyi kapanıyor tabii. İki sporcu da rakibinin ne kadar tehlikeli olduğunun farkında. Tekrar yine middle kick'i aradı. Yıldırım Oğuz burada. Biraz tabii Doğan'ın kondisyonunu da düşürme çabasında. Sahile gelmek istedi Doğan Kılıç. Yıldırım Oğuz çok soğukkanlı tabii. Güzel bir push kick köşeye doğru itti rakibine. Doğan Kılıç çıkıyor oradan. Balta tekmeyi denedi. Ardından çok iyi direkt isabeti var. Low kick kombinasyonu middle kick'le bitirdi. Bir kez daha yumruk kombinasyonu dizi getirdi ardından Doğan Kılıç. Çok akıcı bir stile sahip gerçekten. Bir anda içeri girmeyi başardığı anda üst üste yumruklar, tekmeler, dizler. Hangi noktadan hangi darbenin geleceğini tahmin etmeniz çok zor. Karşınızda Doğan Kılıç olduğunda dönerek gelmek istedi Yıldırım ama spinning back fist denemesinde, dönen yumruk denemesinde bir dirsek geldi yanlışlıkla orada. Dikkat etmesi lazım buna tabii ki. Dirsek vurma şansı yok. Sert bir low kick. Doğan dön bacağına doğru bir kez daha denedi. Doğan kaçmayı başardı. Ters karda döndü şöyle bir. Yıldırım Oğuz'un o güçlü tekmelerinden de olabildiğince kaçmaya çalışıyor Doğan. Yalnız aldı bir middle kick burada. Yine roundun sonlarında o sol middle kick'i zorlamaya başladı. Çok net bir isabet. Çok sert bir tekmeler. Tekmeyi tutarak karşılık verdi Yıldırım. Bunu yapmaması konusunda bu uyarı alacak Ensar Hoca'dan ve devam edeceğiz hiç vakit kaybetmeden. Doğan yine bir kombinasyon denedi. Bu sefer iyi kapandı Yıldırım. Stop! Hey! Fight. Evet, son 10 saniye işareti geldi. Son 10 saniye. Gong. Sandı sporcular. Round'un sonunda 10 saniye şimdi bitiyor. İkinci round. Demire vurma, masaya vurma. Yani şu noktada Yıldırım Oğuz ile Doğan Kılıç'ı birbirine ayıran çok az şey var. Bu karşılaşmada Army of Fighters'da Şişli'de Grand Javair Otel'deyiz. Hakikaten teknik açıdan üst düzey bir karşılaşma izliyoruz. Doğan Kılıç'ın çok iyi kombinasyonları var. Yıldırım Oğuz çok sert isabetler bulmayı başardı. Üçüncü round çok ama çok kritik olacak. Son 3 dakika çok belirleyici olacak. Kondisyon tabii önemli. Yıldırım Oğuz yalnız hakikaten hiç ara vermemiş gibi. Kondisyon anlamında. Doğan Kılıç bu konuda hiçbir zaman sıkıntı yaşamayan bir sporcu zaten. Baktığımız zaman. Hocam, Buran hocam. Şimdi üçüncü round. Belirleyici olacak. Yılmaz Vural Hoca ekranlarımızda. Türk futbolunun en önemli isimlerinden bir tanesi. O da bugün burada Army of Fighters'ı takip ediyor. Değerli izleyenler. Hakikaten canlı yaşaması da muhteşem bir gece şu anda bizlerle birlikte. Üçüncü rounda başladık. Yıldırım Oğuz, Doğan Kılıç karşılaşmasında. Doğan iyi bir kombinasyonla geldi yine. Yıldırım middle kick deniyor. Mesafede çevirmeye devam ediyor aynı zamanda. Yumrukları konuşmaya başladı Doğan. Yine dizi bağladı. Kombinasyonun sonuna dönerek geldi şimdi. Sıkıntı yok diyor Yıldırım Oğuz içeride. O da bir diz aradı. Karşılık var. Dur talimattan sonra gelen bir diz. Sıkıntı yok. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Tutmaması lazım Doğan Kılıç'ın. Rakibini kafasından hemen bu konuda bu uyarı geldi Ensar Hoca'dan. Yine middle kick. O kadar güçlü, o kadar sert geldi ki bu tekmeler. Doğan Kılıç içeri girerken yakalanmama çabasında sert bir low kick geldi. Şimdi sırtını iplere getirdi Doğan'ın Yıldırım. Kroşeleri savurdu, isabet yok. Doğan kendini oradan çıkardı. Tekmeyi tam bulamadı aslında. Yıldırım Oğuz da biraz daha burada boksunu konuşturmaya başladı. Üçüncü roundda kırışma iyice arttı. İki sporcu da istiyor bu maçı. Doğan'ın maçı bırakmaması lazım. Orada bir el altı darbe var diyor kendisi ama. Tarafa da uyarılar geldi Ensar Hoca'dan ve devam ediyoruz. Yıldırım Oğuz'un tekmeleri hakikaten çok canlı yaktı Doğan'ın ama teknik açıdan da Doğan çok rahat gözüküyor şu anda.
içeri girmeyi başardığı anda çünkü çok fazla isabet buldu. Doğan Kılıç tekniği tutarak karşılık veriyor Yıldırım. Devam dedi Ensar Atılgan. Son 1 dakika 15 saniye 3. ve son roundta. Yıldırım'a sert blok isabeti. Dizini denedi burada. Blok almayı başardı Doğan Kılıç. Bekleri denedi. Duran tekme sardığını sabitli spinning back denedi. Middle kick getirdi. Devamında Doğan Kılıç dizi aradı. Sağ kroşe kontrası son anda kaçtı Yıldırım'dan. Tempo inanılmaz yükseliyor karşılaşmada. Artık son dakikanın da içindeyiz. İki sporcu da elinden gelen her şeyi yapıyor. Sağını uzattı Yıldırım. Ardından sol tekmesiyle geldi Doğan'ın üstüne. 45 saniye kaldı. Müsabakanın sona ermesine. Sol direkler low kick. Yıldırım'dan middle kick karşılığı var. Doğan aynısını yaptı. Middle kickler. Tekmeyi denerken dengesini kaybetti Doğan Kılıç. 30 saniye var karşılaşmanın sona ermesine. Yıldırım Oğuz bastırıyor. Bu kombinasyon Doğan Kılıç'tan geldi. Yıldırım sert karşılık verme çabasında başardı da bunu. Şöyle middle kick. Son artık 20 saniyeye doğru girdik. Sporcular tüm güçlerini ortaya koyacaklar. Sağ kroşe isabeti Yıldırım'dan geldi. Middle kick var Doğan'dan. Doğan biraz daha yorgun gözüküyor. Tekmeler üst üste Yıldırım'dan. İyice boğdu Doğan Kılıç'ı. Son 10 saniye karşılaşmada. Üst üste tekmeler isabetli Yıldırım Oğuz'dan. Dış low kick geldi. Sadri'ni gönderdi. Sol middle kick ve mücadelemiz sona eriyor. Müthiş bir karşılaşmayla başladık Armio Fighters'a. Müthiş bakalım. Kazanan kim olacak? Bunu hakemlerimiz karar verecek. Çok tecrübeli bir hakem ekibi burada. Tabii ki değerli izleyenler, Türkiye Kickboks Federasyonu'ndan. Ama onların işi şu anda çok ama çok zor. Bakalım bu karşılaşmanın galibi olarak kimi belirleyecek hakemlerimiz. Hep birlikte göreceğiz. Türkiye Kickboks Federasyonu temsilcisi olarak Erdin Aygün hocam bizlerle birlikte burada. Hakemlerimiz Ensar Atılgan, Gazi Mısrak, Muhsin Şahan, Göksel Kotan, Atagül. Hakikaten böyle bir maçın sonucunu belirleme görevi onlarda. Tekrar görüntüler ekranlarımıza yansıyor. Bakalım kim kazanacak? Gazi Mızrak, Mert Palavaroğlu'na maçın sonucunu iletiyor şu anda. Yenişememiş olabilir. Yanlış mı duydum emin değilim ama sanki backstreet'e gidiyoruz gibi. Doğan Kılıç ve Yıldırım Oğuz arasında bu keyifli mücadeleyi bir round daha izleme ihtimalimiz var değerli izleyenler. 3 round yetmedi çünkü bu iki ismi ayırmaya belki de. Resmi kararı şu anda yalnızca hakemlerimiz ve Mert Palavaroğlu biliyor. Artık bizim de öğrenme vaktimiz geldi. Bakalım bu maçın sonucu ne olmuş 3 roundun ardından? Değerli izleyiciler, saygıdeğer izleyiciler. Güne hızlı başladık, iyi başladık ve şu anda sonuç elimde. Hakemimiz Engin Ensar Atılgan sporcuları yanına çağırdı. Ve bu mücadelede kazanan yok! Ekstra round var! İlk mücadele ekstra round'a gidiyor. Ekstra round'a gidiyoruz değerli izleyenler. 3 round yetmedi açıkçası hiçbirimize. Bu keyifli karşılaşmada Doğan Kılıç ve Yıldırım Oğuz bir round daha mücadele edecekler. İlk 3 round'u unutun. Son round'un galibi, ekstra round'un galibi karşılaşmamızın da galibi olacak. Bakalım hangi sporcu bu üst düzeyi daha iyi koruyabilecek karşılaşmanın ekstra roundunda. Bu tempoyla 3 round dövüşmek çok zor tabii ki. Kondisyon belirleyici olacak. İki isminde patlayıcı gücünden bahsettik. O gücü kim daha iyi koruyabildi? Özellikle ama çok tempolu bitmişti. Ne kadar enerjisi varsa harcamıştı iki sporcu da. Şimdi son roundda ekstra da artık. Biraz daha yürek koyma vakti. Doğan Kılıç iyi bir kombinasyonla başladı ekstra round'a. Middle kick kaçtı. Yıldırım Oğuz'dan maç boyunca bunları çok iyi kullandı dış low kick isabeti. Kontra kombinasyonu çok fazla almamaya çalıştı. Kapanarak Yıldırım Oğuz balta tekmeyle gelmek istedi. Hemen oradan kaçtı Doğan Kılıç. Hakikaten iç dış hareketleri çok hızlı bir şekilde yapmaya devam ediyor. Ayak çalışması çok iyi Doğan Kılıç'ın. Her zaman olduğu gibi. Bir kez daha içeri girmeyi deneyecek. Tekmeyi kaldırdı şöyle bir Yıldırım. Dış low kick ardından. High kick denedi ama
Blokta kaldı. Yüksek tekmelerini daha fazla kullanmaya çalışacak gibi Doğan diz denedi ama sol köşe kontrası gayet iyi geldi Yıldırım'dan. Heyecan Doruk'ta. Doğan Kılıç birazcık daha sanki yavaşlamış gibi gözüküyor şu anda. Yıldırım Oğuz gayet. Burada. Sakin ama denge ayağına gelen darbe. Doğan da çok akıllıca. Sabitler bulmaya devam ediyor. Kim daha fazla puan toplayabilecek? Hala her darbenin nakavtla sonuçlanma ihtimali var. Sert middle kick. Doğan Kılıç karşılık veriyor. En son bir sağ köşe gönderdi. İçeri girmeyi başardığı zaman boksuyla da etkili oldu Doğan Kılıç. Sağ köşe. Sol geldi ardından. Low kick'le bitirdi Yıldırım Oğuz. Ve şimdi en sarıcı sayıyor. Doğan Kılıç çok da yoruldu ve bu darbenin ardından devam edebilecek mi karşılaşmaya göreceğiz. Kaldır kolları. Buraya dön. Buraya dön. Köşesinden talimatlar alma çabasında ama Ensar Hoca ona dönmediği için bitirdi karşılaşmayı. Yıldırım Oğuz kazanıyor. Ekstra roundda Doğan Kılıç devam edemedi karşılaşmaya. Kolunda bir problem olma ihtimali var kendisinin. Ve Yıldırım Oğuz 4 yıllık aranın ardından geri dönüş maçında galibiyete ulaşıyor. 3 round yenişemedi sporcular. Ekstra round'a gittik. Ekstra'da teknik nakavtla kazanan Yıldırım Oğuz oldu. Doğan Kılıç kariyerindeki ilk mağlubiyeti alıyor böylece. Ama hakikaten muazzam bir karşılaşmayla başladık. Tüm beklentileri karşılayan bir müsabakayla başladık. Army of Fighters gecesinde bir kez daha izleyeceğiz. Çok ciddi baskı yaptı. Son dönemde, son bölümünde maçın Yıldırım Oğuz ve bu kombinasyonun ardından Doğan Kılıç devam edemedi karşılaşmaya. İşte bu nokta Doğan Kılıç'ın karşılaşmaya devam edemediği nokta. Evet, İzmir'in takdimi için İzmir'in siyasetçi iş insanımız Özgür Öztürk Keskin'i rica edeceğiz. Evet, Binge. Kolunda bir sakatlığı var. Doğan Kılıç'ın kolu kırılmış bile olabilir burada değerli izleyenler. O kadar sert bir maç oldu ki. 3 round çok iyi dövüştü Doğan ama talihsiz bir sakatlık burada onun için. Yıldırım Oğuz'un sert darbeleri tabii ki. Yani karşısında kim olsa zaten çok zorlayacaktı o belliydi ve evet, Doğan'ın sakatlığı çok ciddi değildir diye umut ediyoruz değerli izleyenler. Ve ringe doğru dönüyoruz. Karşılaşmamızın resmi sonucunu Mert Palavaroğlu'ndan alacağız. Gerçekten muhteşem bir mücadeleyle başladı Army of Fighters 4. Öyle de bitmesini istedik ama bir sakatlık durumu oldu ve hakem kararı ile kırmızı köşe Yıldırım Oğuz! Siyasetçi iş insanımız Öztürk Keskin tarafından girmesini rica edeceğiz bir kez daha. Geçmiş olsun diyoruz sevgili Doğan Kılıç'a da. Ama işte yine fair play rüzgarı, yine o centilmenlik şu anda ringde. İki rakipti. Ama şimdi iki dost olarak sarıldılar. Şu anda İzmirli siyasetçi iş insanımız Öztürk Keskin de ödülleri verdi. Army of Fighters 4'te ilk mücadele Doğan Kılıç ve Yıldırım Oğuz arasında gerçekleşti. Hakem kararıyla kazanan Yıldırım Oğuz oldu. Evet değerli izleyenler, Army of Fighters'ta ilk maçımızın sonuna geldik. Yıldırım Oğuz kazandı. Doğan'ın sakatlığı umarız ciddi değildir. Gerçekten çok yetenekli bir sporcu. Kariyerinin devamını takip ediyor olacağız onun da ama ilk maçımızın galibi Yıldırım Oğuz oldu. Şimdi sizlerden kısacık bir ara rica ediyoruz. Aranın ardından yeniden karşınızda olacağız ve Army of Fighters heyecanı tüm hızıyla devam edecek. Hiçbir yere ayrılmayın. We'll be right back.
arasına girdik. Bildiğiniz üzere şu anda hem TV 8.5'ta canlı yayında devam ediyoruz hem de aynı zamanda 100 ülkede... Red Corner Sergeyus Kuvalda! Play with fire, you're gonna get burned. What a low kick that was. Oh, he tagged him with the leg! Blockman scores in the extra round! I come inside and I knock this guy off. My mother's life. Okay, we will see, yes, we will see. KOK, King of Kings, the world leader and king of combat sports.
Established in 1999, King of Kings is one of the longest-running combat sports organizations in the entire world, with over 20 years in the fight business. King of Kings organizes world-class fighting events all over the globe with top fighters from around the world. Incredible fights, powerful emotions, and high adrenaline is what every fighter and fan gets with the King of Kings fight organization. KOK brings together all the most popular disciplines of combat sports. King of Kings is the biggest and best kickboxing organization in the world, regularly holding events to sold-out crowds in front of audiences of tens of thousands of fans. Punching, kicking, and knees are all legal under KOK rules. Every year, King of Kings continues to grow and expand its brand around the world. KOK is truly a global fight brand. There's nothing like the thrill of watching a live combat sports event. Respect, honor, discipline, and the will to win is what makes KOK fighters the best in the world. King of Kings, one night, one ring, one champion. This is King of Kings. With fire, you're gonna get burned. What a low kick that was. Blockman scores in the extra round. I turn inside and I knock this guy off. My mother's life. Okay, we will see. Yes, we will see. Oh my.
watch out right from the get-go. He's known for those hot starts in MMA, and here we go. Ekranlarınızın başına bir kez daha hoş geldiniz. Şu anda doğru yerdesiniz. Army of Fighters 4'ü izlemektesiniz. Bizler ilk mücadeleyi geride bıraktık. Şimdi ikincisiyle kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Peki bu mücadelede bizi neler bekliyor? Kimler geliyor ringe? Haydi davet edelim kendilerini o halde. Öncelikle mavi köşeye Ali İhsan Özdemir. They got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the shit, so I gotta be down with the hood team. Too much television, got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a go. Peki, rakibi kim olacak? Kırmızı köşede yerini alacak Mehmet Zeki Kaya. We'll be right back.
Army of Fighters'da gecemizin ikinci maçına doğru geçiyoruz değerli izleyenler. Bir yanda Ali İhsan Özdemir, namı diğer Lion. Karşısında Mehmet Zeki Kaya, namı diğer Mr. Perfect. Bay Kusursuz. Bu iki isim 67 kilogramda karşı karşıya gelecekler. Dün işte bu şekilde yüz yüze geldiler. Bakalım ringe çıktıklarında neler yapacaklar. First of all, in the blue corner from Muğla, öncelikle mavi köşede Muğla'lı sporcumuz. 21 years old, 66 kilograms, 1 meter 80 tall. His professional records: 5 fights, 1 defeat, 2 knockouts and 4 wins. 21 yaşında 66 kilogram halinde, 1.80 boyunda, profesyonel toplamda 5 maçı var. Bir kez yenildi, 2 kez knockout etti, 4 kez kazandı. His trainer, antrenörleri Süleyman Doğan Aybars, bu ara Doğan Budokan Spor Kulübü'nden. AKA Roar the Lion, Ali İhsan Özdemir. And his opponent in the red corner from Istanbul, Turkey. Ve rakibi kırmızı köşede İstanbul sporcu, 24 years old. 66 kilograms, 1 meter, 80 tall, his professional record, 12 fights, 4 defeats, 3 knockouts, 8 wins. 24 yaşında 66 kilogram halinde, 1.80 boyunda, profesyonelde 12 karşılaşmaya çıktı. Sadece 4 kez yenildi, 3 kez rakibini knockout etti, 8 kez kazandı. Antrenörü Selahattin Aydın Fight Master Akademi'den, 5 kez Türkiye Kickbox Şampiyonu, Vako Uluslararası Şampiyonu, Vako Avrupa Kupası Şampiyonu, Vako Dünya Kupası Şampiyonu, İslam Oyunları finalisti Mr. Perfect, Mehmet Zeki Kaya. Muhsin Şahan. Karşılaşmamızı Muhsin Şahan yönetecek değerli izleyenler. 67 kiloda maçımız başlamak üzere. Muhsin Şahan sporculara son talimatlarını verdi maçtan önce. Ve Army of Fighters'da ikinci karşılaşmamız. Merhaba. Start almak üzere. Ali İhsan Özdemir. Fight. Mehmet Zeki Kaya. Mücadelemiz başladı. Siyah eldivenleriyle Ali İhsan Özdemir. Beyaz eldivenleriyle Mehmet Zeki Kaya. Karşımızda değerli izleyenler. Ali İhsan. 5 maçta 4 galibiyet. Bunların ikisini knockout'la elde etti. Mehmet Zeki Kaya. 12 maçta 8 galibiyet. Bunların 3'ünü knockout'la aldı. Selahattin Aydın'ın öğrencisi. Sol direkt low kick ardından da bir ön tekme kombinasyonuyla başladı. Fizik olarak çok yakın iki sporcu karşı karşıya. Boyları aynı, kiloları aynı. Zeki, 3 yaş daha büyük rakibinden, 24 yaşındaki genç ve yetenekli sporcunun karşılaşmasını izliyoruz Army of Fighters'da gecemizin ikinci maçında. Biraz daha birbirini tanıma sürecinde sporcular şu anda. Stop! Tekmeyi tutmaması lazım Zeki'nin. Hemen uyarı gelecek. Fight! Ve devam edeceğiz kaldığımız yerden. Kuşmalar yavaş yavaş başlıyor. Dakikanın ardından başladığımız anda da bir anda vites arttırdı sporcular. Sol direkle uzak tuttu rakibine. High kick denemesi Ali İhsan'dan. İsabetsiz Zeki. Sol kroşe sağ kroşe kombinasyonuyla geldi. High kick sağ kroşe isabetsiz Ali İhsan'dan. Uzak tekmesi iyi geldi. Yavaş yavaş tekmelerde yukarı çıkmaya da başladı sporcular. Direkt yumruklar. Low kick ardından tam isabetli olmadı Ali İhsan Özdemir'den. Evet Zeki Kaya gayet şu ana kadar efektif dövüşüyor, onu söylemek lazım. Çok fazla boşa gitmedi darbeler. Ali İhsan daha volümlü, daha fazla darbe vuran taraf ama isabet yüzdesi Zeki'nin daha yüksek. Çok iyi kombinasyon. Gövde ve çeneye doğru çıktı. Kapandı Ali İhsan Özdemir. Sağ kroşe. O güçlü yumrukları da çıkarmaya başladı sporcular. Henüz daha maçın başlarında. Şöyle bir aparkatla girmek istedi. Zeki olmadı. Ali İhsan sol kroşe high kick kombinasyonu geldi. Açık arıyor Ali İhsan Özdemir. Zeki biraz daha soğukkanlı şu ana kadar.
yaslağı görerek dövüşen taraf Mehmet Zeki Kaya diyebiliriz. Ama henüz zaten maçın çok başlarındayız. 45 saniye var ilk raundun sona ermesine. Direkt yumruklar, ardından high kick. Diz çıkardı burada Zeki. İnsan üstündeki rakibin middle kick. Sert bir isabet. Soluyla gelmiş diz ardından. Sağ buldu ufak. Stop, stop, stop. Zeki'nin aldığı en net darbe belki de ama tutmaması lazım burada tabii Ali İhsan'ın ve uyarı geldi hemen hakem Muhsin Şahan'dan. İlk raundun sonlarındayız değerli izleyenler. Ali İhsan Özdemir, Mehmet Zeki Kaya karşılaşması. Son saniyelere girdik. Koşu kombinasyonu iyi geliyor Ali İhsan'dan. Orkin sert geldi ama karşılığında aldı burada. Zeki bir diz denemesi ama raundun sonu geldi. Gong çalıyor ve ilk round sona eriyor. İhsan Özdemir, Mehmet Zeki Kaya karşılaşmasında ilk roundun sonuna geldik değerli izleyenler. İlk rounddan yavaş gösterimde görüntüler ekranlarımıza yansıyacak. Yine sporcuların soğukkanlı bir şekilde birbirini tanımayı denediği bir ilk round burada. Geride kaldı. Tabii ikinci round öncesinde sporcular talimatlarını alacaklar. İhsan Özdemir'in köşesinde Süleyman Doğan ve Aybars Buhara var. Mehmet Zeki Kaya'nın antrenörü Selahattin Aydın. Tecrübeli köşeler. Fighter. Genç sporcularına talimatlarını verecekler. Bakalım ikinci roundda üstünlük Haydi. Hangi tarafa gidecek? Yardımcılar. Son kontroller de yapılıyor. Tüm hakemler hazır ve ikinci roundumuz başladı. Şimdi doğru açığı bakalım kim bulabilecek, hangi taraf bulabilecek. Şöyle bir sonsal kombinasyon geldi. Ali İhsan Özdemir'i gitti rakibin üstüne. Bir kombinasyon dizi bağlamak istedi. Zeki kapanıyor bunlara karşı. Rounda daha hızlı girmek istedi Ali İhsan Özdemir. Ringin hakimiyeti Mehmet Zeki Kaya'da iyi bir boks kombinasyonu. Sağ köşe dedi, sol geldi ardından uppercut low kick. Tiplere doğru geldi Zeki'nin bir sol direkle kendini oradan kurtarmayı başardı. Zeki sol isabetin ardından dizi getirdi beraberinde. Ali İhsan'dan geldi, özür diliyorum Zeki şimdi. Üstüne gitti rakibinin low kick sert. Taş low kick karşılık bir şey yok bende diyor Zeki, çok etkilemedi diyor bunlar beni. Fakat sol kroşe kombinasyonu, sol kroşe kontrası Ali İhsan'dan etkili olmadı. İsabetli iki sporcu da görerek dövüşüyorlar. İki sporcu da açıkları görüp onların üstüne gidiyorlar şu ana kadar. Teknik açıdan, taktik açıdan keyifli bir karşılaşma oluyor. Sol köşe kontrası iyi geldi Ali İhsan'dan. Sol bir kez daha denedi, sağa getirdi ardından. Zeki üstüne gitti. Zeki eriyle oradan çıkmaya çalışıyor. Hakik blokta kaldı. İhsan Özdemir özellikle boksuyla yumrukları nasıl açığı aradığını görüyorsunuz. Doğru açığı bulup, hem açığı hem açığı bulup isabetli olma çabasına low kick'e karşılık yumruk kombinasyonu ama iyi kapandı Mehmet Zeki Kaya. İkinci roundun son dakikasına doğru ilerliyoruz. Army of Fighters'da gecemizin ikinci karşılaşması. Şişli'de Grand Cevair Otel'deyiz. Zeki burada rakibin gereken yakalama çabasındaydı. High kick. Oyuna doğru bir isabet buldu. Devamını getirebilecek mi göreceğiz. Sol kroşe sağ direkt. İsabetli olmadı. Karaciğer'e doğru güzel bir sol çıkardı burada İhsan Özdemir. Sağ kroşe etkili. Zeki'den birazcık sarsmayı başardı burada. Ali İhsan üstüne gidiyor şimdi. Ali İhsan Özdemir kapandı. Mehmet Zeki Kaya. İkinci roundun sonlarında biraz nakavt ister gibi oldu. Ali İhsan Özdemir kendine geldi. Son direkt isabeti gayet net. Sağ kroşe, sol kroşe kontrası. Maçta tempo iyice arttı. İkinci roundun sonlarında. Son 10 saniye işareti geliyor.
Sol kroşardına sağ getirdi Mehmet Zeki Kaya. Döner tekme isabetsiz. Son bir tekme denemesi ve ikinci raundun da sonuna geldik. Mehmet Zeki Kaya, Lihsan Özdemir karşılaşması kran krana devam ediyor. Army of Fighters'da. Kapışın ikili odayız işte, ikinci raundtan görüntüler ekranlarımızda olacak. İki sporcunun da çok daha net isabetler bulduğu bir ikinci round geride kaldı. Roundun son dakikasında ekstraya gidecek gibi görünüyor. Mehmet Zeki Kaya biraz daha sarsmayı başarmıştı Lihsan Özdemir'i ama sonuca gidemedi. Ve ikinci round da bu şekilde geride kaldı. Fighter! Yardımcılar! Şimdi üçüncü ve son round yine yalnız çok denk bir karşılaşma. İlk maçımızda olduğu gibi, ilk karşılaşmamızda olduğu gibi. Hocam. Üçüncü ranta bakalım üstünlük kime gidecek? Hocam. Kurulanmasını hocam istiyor Muhsin Şahan. Ali İhsan Özdemir'in. Round ve üçüncü rounda başlıyoruz. Bu round bakalım bir galip çıkartacak mı? Yoksa ilk maçımızda olduğu gibi ekstra rounda mı gideceğiz? Alihsan üst üste sollar geldi. Tam isabet yok. Sol direkardan high kick denemesini engellemeyi başardı Alihsan. Güzel bir kombinasyonu. High kick geldi ardından Zeki'yi kapandı. Bu yumrukların çoğunu eldivenlerini aldı. Sertleşmeye başladı Alihsan Özdemir'in yumrukları özellikle. Biraz daha bitirmeye odaklı olabilir. Kalan tüm enerjisini tabii ki üçüncü ve son round'a harcayacak. Zeki'den middle kick. Alihsan. Bilgi hakim olmaya çalışıyor. Dış low kick isabetli geldi. Karşılık var. Sol sağ yumruklar. Low kick'te karşılık verdi Zeki. Mehmet Zeki Kaya çok iyi kapandı şu ana kadar. Rakibinin birçok kombinasyonunda eldivenlerini almayı başardı ama yine de tabii ki hissettiği darbeler oldu. Dönerek güzel geldi Zeki. Alihsan kapandı. Middle kick sağ kroşe kontrası. Tam isabet yok. Kontra zamanlamasını oturtmak, tutturmak tabii ki önemli olacak. Şöyle vücuda sol denemesi geldi. Çeneye doğru iyi çıktı bu sefer. Mehmet Zeki Kaya. Tekmeye karşılık sağ direkt. Sarıldı sporcular ringin ortasında ve ayrılık devam edecekler. 1 dakika 25 saniye kaldı. Şöyle sol sağ kombinasyonu Lisan'dan. Zeki Loki gönderdi. Lisan high kick denemesi. Yine hakemlerimizi çok zor bir görev bekliyor. Maçın galiba bakalım kim olacak? Sollarıyla güçlü geldi Zeki. Alihsan kendini oradan çıkarmayı başardı. Güzel tekmeler gösterdi Zeki. Bir isabetli. Alihsan'ın kombinasyonu var devamında. Sol ardından low kick isabetli güzel geldi. İki sporcu da kazanabileceğinin farkında. İki sporcu da şu anda tüm eforlarını sarf ediyor Zeki'den. Müthiş bir sol geldi Karaciğer'e doğru ve Alihsan Özdemir iki büklüm şu anda. Hakem sayıyor, Alihsan Özdemir devam edemeyebilir. Böyle bir darbeden geri dönmek çok zor. Ve Alihsan Özdemir dönemeyecek. Mehmet Zeki Kaya karşılaşmayı 3. round'da knockout'la kazanıyor. Böyle bir darbeden sonra nefesiniz kesildikten sonra geri dönmeniz gerçekten çok zor. Alihsan Özdemir kendine gelecek ama biraz daha sürecek kendine gelmesi. Ve Selahattin Aydın öğrencisini tebrik ediyor. Mehmet Zeki Kaya kariyerinin 9. galibiyetine ulaşıyor. İşte bir kez daha ekranlarımızda değerli izleyenler. Burada işte bu darbe, bu sol kroşe karaciğere tam isabet. Mehmet Zeki Kaya karşılaşmayı bitirdi. Önce çeneye doğru gitti. Yine soluyla ardından karaciğere tam isabet. Ve Alihsan Özdemir devam edemedi karşılaşmaya. Mehmet Zeki Kaya mücadelenin galibi. Sayın Aycan Gül'ü davet ediyoruz ringimize. Birazdan
Resmi sonucu da alacağız. Çok keyifli bir karşılaşma oldu ama son roundda o bitirici darbeyi vurmayı başardı Mehmet Zeki Kaya ve karşılaşmayı galibiyetle tamamladı. Yine enfes bir mücadele, yine enfes bir karşılaşma. Üçüncü roundun 2.30'unda, 2.5 dakika geçtiği anda mücadele son buldu. Peki kazanan kim oldu? Kırmızı köşe Mehmet Zeki Kaya! Sayın Aycan Gül, rica ettik. Buradalar, evet. Sizleri böyle rica edelim lütfen. Evet değerli izleyenler, gecemizin ikinci maçının da sonuna geldik. Zeki Kaya, Mr. Perfect. Kariyerindeki 9. galibiyeti aldı. Maç sonrası hatıra fotoğrafları çekiliyor. Ve sıradaki maçımıza doğru geçeceğiz. Omid Nosrati, Yasin Güren'le kozlarını paylaşacak 88 kilogramda. Müthiş bir maç bizleri bekliyor. Yasin Güren Amsterdam'dan geldi. Bu gece için Army of Fighters için Omid Nosrati, Tebriz Türk'ü. Çok iyi bir dövüşçü olduğunu zaten gayet iyi biliyorsunuz, tanıyorsunuz onu. Ve bakalım bu ikili karşı karşıya geldiğinde neler olacak. Army of Fighters 4'te Türkiye'nin dört bir yanından tabii ki misafirlerimiz burada bizlerle. Hatta Türkiye'de değil, sadece uluslararası başka ülkelerden buraya bugün için sadece Army of Fighters 4'ü yakinen takip etmek için de burada. Az önce reklam arasındayken Romanya'dan gelen misafirlerimiz Özkan Şentürk'ü gördük mesela arkadaşlarla birlikte. Hatta daha kimler kimler vardır acaba? Burada masalarımız gerçekten büyük bir heyecana tanıklık ediyor. İki mücadele kaldı geride. Şimdi üçüncüsünü davet etmek üzereyiz. Peki kimler gelecek? Üçer dakikadan oluşan 3 roundda yine 88 kiloda başlayacak mücadele. Öncelikle mavi köşeye davet ediyoruz kendilerini. Omid Nosrati! Yakıram bir sigara, veririm biraz ara. Üreğimde bir yara, beynimde var sorgu, sorgu, sorgu. Önümü alır korku, korku, korku. Özüme dikirem istedik mi beyine, sokma. Rına korkma, korkma, korkma. Ölümüne korkma, korkma, korkma. Ve şimdi kırmızı köşeye geliyor Yasin Güren!
stuck in my head. Thunder of the times, dictates, rhythm of the fast, number of days, rising of the homes. Army of Fighters'da gecemizin 3. karşılaşmasına geçeceğiz değerli izleyenler. 88 kilogramda Omid Nosrati ve Yasin Güren kozlarını paylaşacak. Çok sert bir maç, çok keyifli bir maç bizleri bekliyor. Ümit ve Yasin bu şekilde yüz yüze geldiler. Dün face to face'te bakalım ringde ne yapacaklar. First of all, in the blue corner, from Tebriz, öncelikle mavi köşe Tebriz'in sporcu, 28 years old, 87 kilograms, 186 meter tall. His professional records, 24 fights, 4 defeats, 7 knockouts, and 20 wins. 28 yaşında, 82 kilogram halinde, 1.86 boyunda, profesyonel toplamda 24 maçı var. Sadece 4 kez yenildi, 7 kez knockout etti, 20 kez kazandı. His trainer antrenörleri Yavuz Selim Kaçır, Çerkez Osman Şentürk, Beatbox Spor Kulübü'nden, biz Omid Nosrati! Red corner from Türkiye. Ve rakibi kırmızı köşede Aslen İzmirli Amsterdam doğumlu sporcu. 24 years old, 87 kilograms, 1 meter 90 tall. His professional records, 11 fights, 3 defeats, 8 knockouts, 8 wins. 24 yaşında, 87 kilogram halinde, 1 metre 90 santim boyunda profesyonel doğum bir karşılaşmaya çıktı. 3 kez yenildi, 8 kez rakibini knockout etti, 8 kez kazandı. Antrenörü Cemal Karuce, Royal Gym'den. İşte geliyor kırmızı köşeden Yasin Güler. Ve ring referee'miz, ring referee'miz Göksel Kotan. Karşılaşmamızı Göksel Kotan yönetecek değerli izleyenler. Maç öncesi son talimatlarını verecek sporculara. Evet, Army of Fighters'da gecemizin 3. karşılaşmasının başlaması için her şey hazır değerli izleyenler ve yanımda çok değerli bir konuğum var bu maçta. Türkiye'de kickboksun en önemli antrenörlerinden bir tanesi. Bu gece de büyük emeği var. Selahattin Aydın Hocam bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim İzgecan. Ekran başında bizi izleyen herkese iyi akşamlar diliyorum. Umarım Army of Fighters 4'te hazırladığınız fight kartı tüm Türkiye beğenmiştir. Hocam kesinlikle yani en iyi fight kartı, belki de yılın en sonunu saklamış durumdayız. 6 maçlık çok kaliteli bir fight kart. 3. maçımızdayız. İlk 2 maç zaten şu ana kadar çok iyi geçti. 3. karşılaşmamız da başlıyor. Omid Nosrati ve Yasin Güren arasında. Ümit tabii Tebriz Türk'ü kendisi ve ülkemizde zaten yaşıyor. Bolca da maçını anlattık, bolca maçını izledik. Biraz daha yakından tanıdığımız bir isim. Yasin Güren, Amsterdam'dan geldiğinden bahsedecektim ama burada hakemin dur talimatından sonra gelen darbeleri biraz daha öne çıktı tabii. Ne oldu? Yasin uyarıları Amsterdam var Göksel Kota'nın doğumlu ve orada yaşıyor. Royal Gym'de Levi Reiters'la takım arkadaşı. Army of Fighters ekibi olarak onu Amsterdam'da bulduk, getirdik. Eminim bu maçtan sonra da Türkiye'de çok maça çıkacak. Gerçekten çok sert bir sporcu. Bence Ümit Nusrati'nin de bugüne kadar dövüştüğü en sert rakiplerden bir tanesi diyebilirim. Hocam hatta çok sert başladı zaten. Evet. Maça Yasin Güren hızlı bir şekilde nakavt istiyor. Belli ki Ümit burada sadece aradı. Yasin Güren biraz daha bakalım burada oyun kurmayı başarabilecek mi? Nusrati'ye bir adım geri attırmış durumda. Long kick bloklandı. Nusrati tarafından sağ köşe denedi. Ümit Nusrati olmadı. Çok soğukkanlı, çok sakin. Yasin Güren sağ koşu kontrasını aradı. Kendi yakalanacak neredeyse yalnız. Ümit Nosrati şöyle bir sağ koşu savurdu ama uzaklardan geçti. İsabet yok. Çok sert başladı karşılaşma. Çok öyle hocam, tartmadılar da birbirlerini direkt olarak. Evet. Yasin'in ilk vurduğu darbelere göre Ümit biraz oyuna sert başlamak istiyor. İki oldu karşılıklı bu. Şimdi Göksel Kotan'dan sert oyalar gelecek belli ki. Durma. Ben stop dur talimattan durma. Sonra gelen. Fight. Darbeler birazcık fazla oldu sanki henüz maçın başlarında, evet. Ama maçın heyecanını vermek lazım hocam herhalde. Bu
atmosferde böyle şeyler olabiliyor ama gönül ister ki olmasın. Ama bu sporun içinde var bunda. Ben bir şeyi de belirtmek istiyorum. Buyurun. Army of Fighters 4 olarak böyle kaliteli geceyi Türk kickboksuna kazandıran yönetim kurulu başkanımız Sayın Erkan Keskin'e, transferden sorumlu Murat İzalan ve koordinatörümüz Kemal Ayaz ve kamera arkasında ismini sayamadığım bütün arkadaşlarıma bir antrenör olarak teşekkür ediyorum. Gerçekten ülkemize çok kaliteli bir organizasyon kazandırdık. Kendilerine teşekkür ediyorum. Kesinlikle hocam, herkese teşekkürlerimizi biz de iletelim. Yaz maç o kadar sert ki ben round arasında teşekkür edeceğim. Bilmiyorum ki çünkü Omid Nosrati Yasin Güren karşılaşması her darbede bitebilecek şekilde gidiyor. Bu maç 3 round sürmez. İlk roundun sonunu görecek miyiz, o bile belli değil. Yasin üstüne gitti rakibinin. Omid Nosrati çok güçlü kroşeleri var, onlarla kurtulmaya çalıştı ama Yasin Güren şimdi köşeye sıkıştırdı Omid Nosrati'yi. Omid oradan kendini kurtarmayı başardı. Roundun son bölümündeyiz. Kısa mesafeli küçük bir kroşe geldi Ümit'ten. Üstüne gitti Yasin'in, iyi bir kombinasyon, isabeti de buldu. Ümit kafayı eğerek değil de yani rakibi görerek kroşe atarsa bence daha net kroşeler yakalayacak. Ama kafayı çok eğdiği için göremiyor. Hocam iki taraftan nakavt istiyor belli ki. Ümit Nosrati evet. Çok fazla aslında boşak kroşe savurdu açıkçası bahsettiğiniz gibi. Kafayı eğerek biraz daha sporcuların boşa adına attığı tekniklerde de sporcuların gücünden gidiyor. Yani düşüyor, performansını çok etkiliyor. Şimdi zaten bir yandan ilk rounddan görüntüler de ekranlarımıza yansıyor. İki tarafta köşede biraz nefes nefese. Yani sanki ikinci roundun sonunda gibiler şu anda. Evet. Kondisyon da maçın uzaması halinde belirleyici olacak ama şu gidişat sanki çok uzamayacak gibi gösteriyor bize. Bakalım Yasin daha net olacak. Görüyor. Daha net vuruşlar yapabiliyor. Dediğim gibi Ümit kafayı eğmese daha güzel bir maç olur ama güzel maç. Umarım ekran başındaki spor severler de beğenmiştir. Fighters! Ben kimsenin bir şikayet olduğunu sanmıyorum hocam yani şu fight card'tan ve şu yani maçtan. Ülkemizde yani yerli olarak bir organizasyon bence en iyi fight card'lardan bir tanesi. Çünkü sporcuların hepsi milli takımda kendini çok kanıtlamış. Low kick, K1'de seçkin sporcular. Çok güzel bir fight card. Kesinlikle öyle. İkinci roundumuz başladı. Ümit Nosrati, Yasin Güren karşılaşmasında değerli izleyenler. Ümit Nosrati üstteki rakibinin, Yasin geri adım atarken güzel bir kontrolle yakaladı Ümit Nosrati'yi. Şimdi bir diz geldi orada ama tutarak gelen bir diz. Rakibini kafasından tuttuğu için, çektiği için uyarı var Göksel Kotan'dan. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Hakik denemesi, sol direkt uzattı şöyle bir. İsabeti bulamadı Yasin, spinning backfist kaçtı. Yasin Güren sağıyla çok güzel geldi. Bu kombinasyon devamını getiriyor. Ümit Nosrati kapanmak zorunda kaldı yalnızca. Bir low kick, şöyle bir ön tekme isabeti. Sol direkt low kick. Ümit'in kombinasyonu. O da etkili geldi. Çok sert bir tekme isabeti. İçeride aparkatı da aradı. Bulamadı Ümit Nosrati. Yasin hemen ayrılır ayrılmaz gidiyor rakibin üstüne. Yürümeye devam ediyor. Presten vazgeçmedi asla. Ümit'in burada bayağı kaydı köşede. Yasin'in kondisyonu çok iyi. Bizim de birkaç antrenmanımıza katılmıştı. Zaten Levi'ye de takım arkadaşlığı yaparken birlikte hazırlanıyorlar. Yasin ağır adamlarla da dövüşüyor. Yalnız Ümit de hocam bu kroşelerden birinde isabeti bulsa evet, her rakibi yatırabilir yani. Kim olduğuna bakmadan, kimle antrenman yaptığına bakmadan kesinlikle bulabilecek mi ama göreceğiz. Muhammed Ali'nin bir sözü var. Göremediğin yere vuramazsın diye. Şimdi Ümit'in şu yaptığında o söz aklıma geldi. Yani sporcular görerek vurursa daha güzel sonuca gidebilirler. İlk roundun ikinci roundun ikinci yarısındayız. Bir de bizim camiamızda, kickboks camiasında Trabzon bölgesinin milli takım antrenörü, büyük duayenimiz, spora büyük şampiyonlar, büyük antrenörler yetiştiren Mustafa Durmuş hocamı saygı ve rahmetle anıyorum. İkinci roundumuz devam ediyor değerli izleyenler. Hocamızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Son dakikasındayız ikinci roundun. Maç çok ama çok sert devam ediyor. Yasin Güren şöyle güzel bir sağ çıkardı karaciğere doğru diz ardından. Çok sağ direkt gönderdi Ümit Nosrati. Yasin solu yakalamak istedi. Ümit güzel eskivler sağ kroşeyi. Denedi, isabeti bulamadı. Yasin Güren sağ kroşe sert. Low kick, Ümit sağ sol kontrayı denedi.
Yasin Güren'den ve Dizap fakat denedi, ardından isabet yok. Roksel Kota'nın uyarıları devam ediyor. Ve ikinci roundunda son saniyeleri değerli izleyenler. Ümit Nusra'da şimdi bir kez daha güçlü koşuları denedi ama biraz savuruyor yumruklarını şu noktada. Evet. Ümit Nusra'da ve ikinci roundunda sonu. Erken biter dedik ama. Hocam maç o kadar tempolu ki yani. Bitmemesi şu ana kadar bence mucize. İkinci alttan görüntüler gelecek ekranlarımıza. Evet. İki sporcu da güçlü ve ikisi de güçlü darbelerle isabeti de bulmayı başardılar. Tabii Yasin'in sizin de bahsettiğiniz gibi biraz daha görerek dövüşüyor olması. Evet. Kondisyonunda bir adım sanki önde olması. Üçüncü altta avantajını olabilir. Fakat Ümit Nosrati de asla yılmayan bir sporcu. Bunu defalarca gösterdi bize. Ya, Ümit'in güzel bir inatçılığı var. Bu inatçılığının sonucundan dolayı böyle devam edebiliyor. Kendisini tebrik ediyorum. Her dövüşçüde olması gereken inatçılık Ümit'te iyi. Bir de bana hep soruyorlar, hocam sizin şubeniz var mı? Fight Master 2 şubemiz Çekmeköy'de çok yakında açılıyor. Antrenörümüz Hüseyin Çetinkaya yönetiminde Fight Master 2 şubemiz Çekmeköy'de açılacak. Evet, Fight Masters Akademi'nde bugün tabii iki önemli sporcusu burada. Zeki Kaya zaten kazandı hocam. Evet. Gecenin sonunda da Mücahit Kulağı izliyor olacağız. Fight. O kadar güzel maçlar var ki daha hani Mücahit'in maçını övmeye sıra gelmedi. Öyle söyleyeyim. Ümit Nusrati hızlı başladı. Yasin Güren neredeyse ringin dışına uçacaktı. Dengesini bulmayı başardı orada. Fight. Şimdi round arasından dinlenip geldikleri için sporcular ilk bir dakika böyle güçlü gidebiliyor. İnşallah 3 dakika böyle devam eder. Biz de daha güzel bir maç izleriz. Break. Break. Yani şu ana kadar ikisi de tempoyu çok düşürme niyetinde değil açıkçası. Spinning Breakfast denemesi vardı. Tekme isabetini buldu Ümit Nusrati. Stop! Stop! Head up! Konuşma! Fight! Ümit inatçılığıyla devam ediyor şu anda ama güzel bir aparkat denedi. Yasin çok soğukkanlı karşılıyor bunları yalnız ve güzel cevaplar da vermeyi başarıyor açıkçası rakibine. Sarkoş'u denedi Ümit Nusrati. Dönerek kendini oradan kurtardı. Back! Stop! Bize en çok Army of Fighters sayfasına yazılan ve bizlere sorulan Army of Fighters'ta nasıl dövüşebilirim diye. Army of Fighters'ta dövüşmek için ben her zaman söylüyorum en az bir 10 maçınız olması gerekiyor profesyonelde. O sporcular arasından ve milli sporcularda tekniği düzgün sporculardan seçiyoruz biz. Çünkü biz görselliğe çok önem veriyoruz. Hocam kesinlikle öyle ki yani bu marka hani genç yeteneklere çok ciddi fırsatlar veren bir marka zaten Army of Fighters. Sağ olsun Erkan Bey, genç yetenekleri Kemal Ayaz abimle birlikte hazırladığımızda bizi hiç kırmadı. Tabii ki dedi, siz böyle uygun gördüyseniz bunları canlı yayında dövüştürelim. Çünkü birçok genç yetenek o dönem hep alt maçlarda dövüşen yetenek gençlerdi. Şimdi hepsi üst canlı yayında dövüşen sporcular. Erkan Keskin'e gençlere bu şansı tanıdığı için teşekkür ediyorum. Devam edelim. Omid Nostrati bir doktor kontrolünden geçiyor şu anda değerli izleyenler. Sanırım kaşında bir açılma oldu. Bakalım maça devam etmesine izin çıkacak mı? Sporcu sağlığı tabii ki her şeyin ötesinde. Bunu da bir kez daha hatırlatalım. Tamam. Evet, hadi devam edebilir dedi doktor. Doktorlarımız, kadın doktorlarımıza şeyi söyledim. Bu sporun içinde böyle açılmalar falan olabiliyor. Tamam. Hemen gördüğünüzde korkmayın. Evet, Ümit maçı devam edebilecek. Zaten Engin Esar Atılgan da gitti hemen o noktaya. Ve devam ediyor karşılaşmamız kaldığı yerden. Şimdi Yasin tabii son bölümde rakibi böyle bir sıkıntıda yaşamışken bunu kullanıp bitirmek isteyebilir maçı. Ümit buna izin vermek istemeyecek. Şöyle bir sarkışı gönderdi yine. Yasin'in dizi gayet etkili. Çıkarken sağ kroşe isabeti Ümit Nusrati'den. Maçın son dakikasına doğru ilerliyoruz. Army of Fighters'da kıran kırana bir üçüncü maç. Ümit Nusrati ve Yasin Güren arasında. Dizi gönderdi Yasin ama dirsekle vurmamak konusunda dikkatli olması lazım. Roksel Kota'nı uyardı ve devam ediyoruz kaldığımız yerden. Middle kick çok sert geldi. Ümit Nusrati yılmadan devam ediyor rakibin üstüne doğru yürümeye. Yasin Güren middle kick isabetli. Soluyla uzandı. Sağ geldi ardından kısa mesafeden. Sola parkat denedi bir kez daha. Tekmeyi getirdi beraberinde.
Ümit Nosrati aparkatla kombinasyona başlamak istedi. İsabeti bulamadı. 25 saniye kaldı. İki sporcu da yoruldu ama ikisi de durmuyorlar hocam. Ümit'i de Yasin'i de tebrik ediyorum. Gerçekten güzel sert bir maç izlettiler bize 3 round. Ümit'in kaşında açılma olmasaydı belki ondan biraz çekiniyor. Yüzüne yumruk yemekten tekrar kanama olur diye. Evet, maçın sonunda öyle gelmesi istemeyecektir kendisi. Yasin'den middle kick geldi. Sol low kick Ümit'ten karşılık ve müsabakamız sona eriyor. Hakikaten 3 round boyunca temponun neredeyse hiç düşmediği bir karşılaşma. Ümit Nosrati ve Yasin Gülen arasında bakalım galibiyet kimin oldu? İki sporcuyu ben de alkışlıyorum. Gerçekten çok güzel, sert bir maç oldu. Daha gecenin ilerleyen saatlerinde çok güzel maçlarımız var. Ali Göktürk, Benli, Ali Kelat, Ali Reza, Ünal Alkayış, Nabil El Ayadi, Mücahit Kulak. Ya hakikaten hocam müthiş bir fight card. Nabil biraz kartıda fazla geldi ama Mücahit kabul etmeyebilirsin dedik. Hayır dedi. O kadar hazırlandım. Bunun boşa gitmesini istemiyorum dedi ve kabul etti. Bakalım o maç nasıl olacak. Bütün maçlarımız gerçekten kalan 3 maçta çok iyi. Kesinlikle hocam. Yani Göktürk'le Ali Kelat'ın maçı da muazzam olacak. Ali Rıza Gambari, Mural Alkayış maçı keza yine çok heyecanlı geçecek. Ve gecemizin ana maçında en sonunda Mücahit Kulağı izleyeceğiz. Nabil El Ayadi'ye karşı ama her şeyden önce Ümit Nosrati mi kazandı? Yasin Gülen mi kazandı? Bu sorunun cevabını Mert Palavaroğlu'ndan alma vakti. Değerli misafirler, saygıdeğer konuklar. Şu ana kadar ki belki de en kıran kırana geçen mücadelelerden birini izledik. Skor şu an elimde. Acaba Ümit mi yoksa Yasin mi bu mücadelenin galibi? And ladies and gentlemen, the score is 3-0. 3-0'lık skorla Kırmızı Köşe Yasin Güren. Yasin Güren karşılaşmanın galibi oldu değerli izleyenler. 3 round mücadelenin ardından rakibini tebrik ediyor burada gerçekten. Müthiş dostane görüntüler. Evet. Yani gecenin en sert maçıydı belki ama maç biter bitmez sporcuların nasıl sarıldığını gördük. Bizim sporun da böyle güzel yanı var. Dövüşen, ringde dövüşen herkes ring dışında gayet samimi, sağlam dost oluyorlar. Bizi izleyen herkese iyi akşamlar diliyorum. Umarım hazırladığımız fight kartı herkes beğenir. Bize güzel şeyler paylaşırlar. Biz her zaman söylüyoruz. Hiçbir organizasyonu kendimize rakip görüp yarış içinde değiliz. Hepsinin başarılı olmasını istiyoruz ve hepsini elimizden gelen destek ne varsa yapmaya her zaman hazırız. Army of Fighters ailesi olarak bütün organizasyonlara gerekirse destek amaçlı masa satın alıp gidiyoruz. Yani biz herkese bu niyetle yaklaşırken diğer organizasyon organizatörlerin de bize öyle yaklaşmasını istiyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Size de kolay gelsin sevgili İzgecan. Anlatımında bize güzel hocam, renk katıyorsun. Bu arada tam bahsettiğiniz diğer organizatörlerden ya Türkiye'nin iki değerli organizatörü daha şu anda ringde. Burak Mataracı ve Nusret Öncü. Çok güzel. Bu onlar da ödülleri verdiler. Burak Mataracı, sevgili doyen Nusret Öncü, Erkan Keskin. Herkesi böyle bir arada görmek istiyoruz. Yani organizatörler birbirine destek olmazsa bu iş büyümez, yürümez, ilerlemez yani. Kesinlikle öyle hocam. Yani bu spor hep birlikte büyüyecek, hep birlikte daha ileri noktalara gideceğiz. Selahattin'e çok teşekkürler hocam. Yayınımıza renk kattınız. Zaten sizi köşede görmeye devam edeceğiz bolca. Teşekkür ederim. İzleyicilerimizden kısa bir ara rica ediyoruz. Aranın ardından tekrar karşınızda olacağız TV 8.30'da.
Play with fire, you're gonna get burned. What a low kick that was. KOK, King of Kings, the world leader and king of combat sports. Established in 1999, King of Kings is one of the longest-running combat sports organizations in the entire world, with over 20 years in the fight business. King of Kings organizes world-class fighting events all over the globe with top fighters from around the world. Incredible fights, powerful emotions, and high adrenaline is what every fighter and fan gets with the King of Kings fight organization. KOK brings together all the most popular disciplines of combat sports. King of Kings is the biggest and best kickboxing organization in the world, regularly holding events to sold-out crowds in front of audiences of tens of thousands of fans. Punching, kicking, and knees are all legal under KOK rules. Every year, King of Kings continues to grow and expand its brand around the world. KOK is truly a global fight brand.
There's nothing like the thrill of watching a live combat sports event. Respect, honor, discipline, and the will to win is what makes KOK fighters the best in the world. King of Kings, one night, one ring, one champion. This is King of Kings. I can't live a normal life. I was raised by the street, so I gotta be there with the hood team. I heard the thunder of the giants dictates the rhythm of the frost, a number of days, the rising. Come on, come on, come on.
Televizyonlarınızı yeni açtıysanız şayet doğru zamanda geldiniz bir kez daha ekranınızın başına. Muhtemelen önümüzdeki dakikalarda hiçbir yerde olmayacak bir heyecana tanıklık edeceğiz hep birlikte. 2022 yılına son bir imza geliyor elbette Army of Fighters 4'te. 2023'ün hepimiz için tabii ki güzel, mutlulukla, hoşlukla, sağlıkla geçmesi dileklerimizde şimdiden. Ve sıradaki mücadeleyi başlatıyoruz. 75 kilogramda 3'er dakikalık 3 round'dan oluşan mücadelede. Öncelikle mavi köşeye geliyor sporcu. Ali Göktürk Benli. Ali Göktürk Benli geldi. Rakibi kim olacak bu mücadelede? Hadi şimdi onu davet etmeli. Ali Kelan! You got when the motherfucking beat drops. Gecenin en çok beklenen maçlarından bir tanesi başlamak üzere. Değerli izleyenler, bir yanda Ali Göktürk Benli, karşısında Ali Kelat. İkimizin yetiştirdiği bu kilodaki en önemli sporculardan ikisi karşı karşıya gelecekler Army of Fighters'da. Bakalım kazanan kim olacak? First of all, in the blue corner from Adana, öncelikle mavi köşede Adanalı sporcu, 23 years old, 75 kilograms, 1 meter, 80 tall. His professional records, 6 fights, just 1 defeat, 3 knockouts and 5 wins. 23 yaşında, 75 kilogram halinde, 1.80 boyunda, profesyonelde toplamda 6 maçı var. Sadece bir kez yenildi, 3 kez knockout etti, 5 kez kazandı. His trainer antrenörleri Alparslan Benli, Hilal Benli, Göktürkler Spor Kulübü'nden Avrupa Şampiyonası birincisi. Hoş geldin reis, Ali Göktürk Benli! Opponent in the red corner from Turkey. Ve rakibi kırmızı köşede Türkiye'den sporcumuz, 23 years old, 75 kilograms, 1 meter, 86 tall. His professional record, 9 fights, 1 defeat, 3 knockouts, 8 wins. 23 yaşında, 75 kilogram halinde, 1 metre 86 boyunda, profesyonelde 9 karşılaşmaya çıktı. Sadece bir kez yenildi, 3 kez rakibini knockout etti, 8 kez kazandı. Antrenörü Öztürk Akpolat, Suat Akpolat, Akpolat Fight Club'tan. 2019 Muay Thai Türkiye şampiyonu, 2022 Dünya Kupası üçüncüsü. O kim mi? Ali Kelan! Gazi Mızrak. Karşılaşmayı Gazi Mızrak yönetecek değerli izleyenler.
Gecenin en çok beklenen maçlarından bir tanesi. Göktürk Benli ve Ali Kelat kostlarını paylaşacaklar. 75 kilogramda bu mücadele. İki ismin de profesyonel kariyerlerinde yalnızca bir mağlubiyeti var. Gazi Hoca son talimatlarını verecek. No elbow, no kılıç, kabir stil. Okey. Sarılmak yok, avuç işi yok. Kulağınız bende arkadaşlar. İkinize de kolay gelsin. Açın. Gazi Mızrak son hazırlıklarını, son talimatlarını verdi. Son hazırlıklar yapılıyor. Fight. Herkes hazır, mücadelemiz başladı. Siyah eldivenleriyle Göktürk Benli, beyaz eldivenleriyle Ali Kelat. Bu da ringde hakikaten izlemesi çok keyif veren iki kickboksçunun karşılaşması. 75 kilogramda. Ali'nin bir boy avantajı var Göktürk'e karşı. Dizlerini de gayet iyi kullanan, zaten Muay Thai kökenli bir sporcu. Bunu bakalım. Army of Fighters'ın ringe yansıtabilecek mi? İyi bir sol kroşu çıkardı. Ali Göktürk Benli kombinasyon kapanmayı başardı Ali Kelat. Bok kick'i aldı tabii ki. Uzun bacaklarıyla tekmeleri kullanma çabasında Ali. Sadrek getirdi arkasından. Göktürk içeri girdiği anda yalnız yumrukları çok tehlikeli. Çok sert. Tekmelerini bolca kullandığını göreceğiz. Direkt yumruklarını göreceğiz. Dizlerini göreceğiz bu şekilde. Ali Kelat'ın. Mücadele sıkışınca hemen Gazi Mızrak araya girdi. Henüz daha maçın ilk dakikası geride kalıyor. Biraz daha ısındığında, biraz daha açıldığında bu iki sporcu gerçekten bambaşka bir mücadele izleyeceğiz. Göktürk yine sert kroşelerle geliyor. Gazi Hoca'nın uyarıları var. Sonraki isabeti Ali devamlı getirme çabasında, dizi atmak isterken yakalandı Göktürk'e. Boksuyla şu ana kadar okey. Ciddi bir etkide bulundu. Göktürk ilk son kroşu aradı burada. Çok isabetli. Maça daha hızlı giren taraf Ali Göktürk Benli oldu şu ana kadar. Yok bir şey, devam. Ali'nin köşesi ekranlarımıza yansıyor. Bırak! Suat ve Fuat Akpolat. Ali Göktürk Akpolat'ın öğrencisi aynı zamanda Ali Kelat. Ali Göktürk Benli'nin köşesinde abisi Alpaslan Benli var. İki önemli köşenin iki önemli sporcusu burada karşı karşıya gerçekten. Çok da denk bir eşleşme. Yani Türk kickboks için Türkiye sınırlarında yetişen iki sporcu için gerçekten rüya gibi bir eşleşme. Ali yine dizini aradı. O dizlerden birinin isabet etmesi bile maçın gidişatını çok değiştirebilir. Son 40 saniye ilk roundda. Ali üstündeki rakibini Göktürk yine yakaladı. Sıkıştırdı Ali köşeyle, oradan çıkma çabasında Göktürk yakalayabilecek mi, tam yakalayamadı. Ali prese devam ediyor, bir sol direk aldı. Ali Kelat uzun yumruklarını kullandı. Dizin ardından bir sağ direk, Göktürk içeriden yine. Boksunu kullanma çabasında. 20 saniye kaldı. Ön teknesi isabetli Ali Kelat'ın. Ali bastırıyor. Rakibi köşeye doğru dönerek gelmek istedi Göktürk Benli. Yalnız son bölümü sol kroşe. Ali Kelat'tan isabetsiz. Göktürk üstteki rakibinin. Stop. Ve ilk round'un sonu. Ve ilk round'un sonu Ali Kelat. Ali Göktürk Benli karşılaşmasında. Çok keyifli bir ilk round'la başladık değerli izleyenler. Şişli'de Grand Cevahir Otel'de. Gerçekten salonda tıklım tıklım şu anda. Çok elit bir izleyici grubu var hakikaten. Yani Türk kickboksunda görmek istediğimiz manzaralar Army of Fighters tarafından gerçeğe dönüştürülüyor. İlk round'dan görüntüler ekranlarımızda. Özellikle içeri girdiğinde boksuyla ciddi etki yarattı Ali Göktürk Benli. İşte köşesi Alpaslan Benli, Beyze Hilal Benli. Şimdi ilk round'u gördük. Tecrübeli iki sporcunun karşılaşması, her ne kadar yaşları genç olsa da, ikisi de 23 yaşında. Ve çok tecrübeli iki köşe. Fighters, red corner. İlk round'da gördüklerini hocam değerlendirecekler. İkinci round'da buna göre çıkacaklar. İkinci round'da buna göre dövüşecekler. Gönder, sırtını sil. Hocam sırtını sil, gönder. Bakalım ikinci round'da bizi neler bekliyor. Dişlik. Hadi hocam. Dişlik. Ali Kelat. İkinci round'da hazır. Ali Göktürk Benli de geldi ve İkinci roundumuz başladı. Şöyle bir lofçuk gönderdi sert.
Göktürk içeri girmek istedi. İsabet yok. Dirsek atmaması lazım Ali Kelat'ın. Bu konuda bu uyarı geldi. Sol sağ direkler. Arttan Distom isabet Ali Kelat. Bunları yaptığı sürece üstün çıkabilir Göktürk'e karşı. Göktürk içeride. Boksunu konuşturmaya devam edecek. Ali tezahüratları Ali Kelat'a muhtemelen. İki Ali'nin karşılaşmasında. Tabii Göktürk ismini kullanıyor Ali Göktürk. Benli. O dizi bir kez daha aradı Ali Kelat bulamadı. Güzel bir sokraşa gönderdi. Göktürk Benli. Ali Kelat pres yapıyor ama sanki içeride olmak biraz daha yarayabilir. Burada Göktürk'e tabii Ali Kelat'ın buradaki amacı dizilerini kullanmak. Direklerini uzattı Göktürk Benli. İsabeti de kaydetti. Ali Kelat. Kombinasyon girme çabası diz geldi devamında. Ve Gazi Mızrak süreyi durdurdu. Doktor. Beyaz köşeye gönderdi Ali Kelat'ı ve doktoru çağırıyor şu anda. Göktürk Benli'yi kontrol etmesi açısından. Maçın devam etmesi çok engelleyecek bir durum olacak gibi gözükmüyor açıkçası. Bir şey yok, bir şey yok. Tamam. Evet, Gazi Mızrak'ta tamam. Bir şey yok dedi. Çenesinin altında bir açılma var zannediyorum burada. Ali Göktürk Benli'nin. Hasan Benli orada, Engin Ensar Atılgan orada yine. Kararınız, sizin kararınız. Maçın devam etme demeyeceğine karar verecekler ama çok fazla gidişat edecek durum yok gibi. Yine tabii ki önemli olan sağlık ekiplerinin kararı, doktorların kararı olacak. Çok tehlikeli bir noktada değil, her ne kadar bir kanama olsa da orada. Yani görüşü etkileyecek, nefesi etkileyecek durum yok. Ve devam kararı da geldi zaten. Hocam neyi bekliyorsun? Ha tamam. Gel. Evet, Alparslan Hoca orada bir sağlık ekiplerine yol verdi ve ikinci roundumuz kaldığı yerden devam ediyor. Ali'nin dizleri özellikle ciddi bir etki yarattı ikinci roundda. İlk roundda bunları aramış zaten. Yumruklarıyla güzel girdi içeri. Soluyla çıktı Ali Kelat. Uzamı sol uzattı. Arttan diziyle isabetli bu uçan dizler. Çok etkili geliyor şu ana kadar Ali Kelat'tan. İkinci roundda dizleriyle üstünlüğü aldı. Tekmeler çok sert çarpıştı. Kemik sesi geliyor hakikaten. Ali Kelat, Ali Göktürk Benli karşılaşmasında. Kuşluk köşeye doğru itti rakibini. Sağ direk geldi ardından. Bir sağ daha uzattı. Göktürk'ün ayağı kaydı. Ringin ortasına devam edeceğiz. 1 dakika 15 saniye kaldı. Güzel bir sağ çıkardı Ali Kelat. Göktürk low kickleri arıyor. Dengesini bulmakta biraz zorlandı. Burada güzel bir sol diz geldi ardından Ali Kelat'tan. Kısa mesafeli bir sol direkte uzattı. İlk roundda Ali Göktürk Benli içeri girip boksuyla üstün çıkıyordu. İkinci roundda Ali Kelat dizleriyle birlikte pozisyon üstünlüğünü sağladı. Sağ kroşeye kaçtı. Diziyle geldi bir kez daha. Göktürk tam almadı darbeyi bu sefer ama maçta ibre Ali Kelat'ın tarafına doğru dönmüş gibi gözüküyor. Koltuk geldi Göktürk'ten sol kroşe. Round'daki en net darbelerinden bir tanesini buldu. Ali Göktürk Benli. Bir kez daha sol sağ kombinasyonu. Direkt yumruk isabetli geldi. 20 saniye var. Dış low kick çok sert. Ali Kelat'ın da sol bacağına ciddi bir hasar verdi. Ali Göktürk Benli bu low kicklerle birlikte bir low kick daha. Sağ direkle karşılık geldi. İkinci round'un sonlarına doğru Ali içeri girmek istedi. Ali Göktürk Benli içeri girmek istedi. Kelat onu yakaladı. Ve ikinci round'un da sonuna geldik. Hakikaten bekleneni veren bir karşılaşma. Tüm maçlarımızda olduğu gibi. Ali Kelat ve Ali Göktürk Benli arasında. İkinci round'dan görüntüler ekranlarımızda olacak. Dizlerini çok iyi kullandı. Uzun bacaklarıyla tekmelerin dizlerini ikinci roundda ortaya koymayı başardı Ali Kelat. Şimdi bakalım üçüncü roundda ne olacak? İlk roundda boksuyla Göktürk Benli üstünlüğü elde etmiş gibiydi. İkinci roundda Ali Kelat dizleriyle özellikle üstünlüğü ele aldı. Benim görüşüm
Üçüncü raunda bir birlik eşitlikte gidiyoruz. Son raundun galibi belki de maçı kazanan isim olacak. Blue corner. Hocam gönder. Dişlik. Ali Kelat köşesinden talimatları gönder. Aldı. Ali Göktürk benle aynı şekilde. Kovayı alın aşağı. Dayın. Fight. Üçüncü ve son raundumuz başlıyor. Ali Kelat. Ali Göktürk benli karşılaşmasında. Ali Göktürk benli müthiş bir kombinasyonla geldi köşeleriyle. Yakaladı Ali'yi. Sol direkte isabetli Ali Kelat kendindeyim diyor. Göktürk bir kez daha sol köşe isabetli. Fırtına gibi girdi. Ali Göktürk benli üçüncü ve son raunda. Ali Kelat'tan sol kroşe ardından high kick isabeti. Bizi bir kez daha aradı. O sol diz etkili ama bunun kombinasyonu başarılı içeriden Göktürk benliğinin. Ali Kelat sadrek. Çok net geldi dizi aradı ardından. Çok iyi kombinasyon. Ali Kelat'tan sol sağ isabetini bulmayı başardı. Son iki dakikasındayız. Üçüncü raundun değerli izleyenler. Ali Kelat bastırmaya devam ediyor. Göktürk'ten bir diz isabeti var yakın mesafeden. Çok iyi bir sol çıkardı Ali. Dizi getiriyor ardından. Raunda Göktürk daha iyi girmişti ama Ali dengeyi sağlıyor gibi sanki. Çok tekme uzattı Ali Kelat. Middle kick isabetli. Slow kick. Göktürk'ten geldi. Kispot'un isabetler buluyorlar. Ve maçın artık son dakikasına doğru geliyoruz. Ali'den çok iyi bir diz sadre çıkardı ardından. Zıplayarak gelmek istedi, izin vermedi buna Göktürk. Ali tezahüratları bir kez daha. Şişli'de Grand Cevahir Otel'de Army of Fighters'da. Sadece uzattı sol kroşe. Göktürk'ten karşılık geldi. Şimdi içeri geri Göktürk ama yumrukların devamını getiremiyor. Son 40 saniye. Son 40 saniye normal sürede. Bok isabetli. Sağ kroşe soluyla geldi ardından. Ali Kelat. Önden güçlü yumruklar. Göktürk reyini uzatmak istedi. Olmadı. Dönerek geldi mi? İsabetini de buldu burada Ali Göktürk benli. Son 10 saniye. Kim daha güçlü bitirecek? Göktürk'ten low kick, middle kick bloklandı. Ali Kelat. Ön tekmesiyle Göktürk'ün dengesini bozuyor ve mücadelemiz sona eriyor değerli izleyenler. Nefes kesen bir karşılaşma. Ali Göktürk benli ve Ali Kelat arasında. Bakalım kim kazanacak? Bakalım galibiyet kimin olacak? Üçüncü rounddan görüntüler ekranlarımıza yansıyor. Hakemlerimiz yine zor bir karar bekliyor. Evet, 3. round'dan görüntüler ekranlarımızda değerli izleyenler. Bir yandan benim de gözüm hakem masasında. Çünkü bu maçta bir ekstra round ihtimali de var tabii ki. Açıkçası o kadar keyifli 3 round izledik ki. Bir 4. round'ı ben hayır demem açıkçası. Engin Ensar Atılgan. Sonuçları aldı şu anda. Ve skor kağıtlarını sanki yan masaya tekrar bırakıyor gibi ekstra round ufukta gözüktü. Hanımlar, beyler. Hakemlerimizden karar çıktı.
ve ekstra round kararı geldi. Bir round, bir 3 dakika daha izliyor olacağız İki Ali'nin mücadelesinde. Ali Kelat ve Ali Göktürk benli 3 round boyunca yenişemediler değerli izleyenler. Bence maçın hakkı da buydu açıkçası. İlk round Göktürk'ün, ikinci round Ali'nin, üçüncü round ortada gibi gözüküyor. Ve bu ilk 3 roundu bir kenara bırakacağız şu anda. Ekstra 1-3 dakika daha. Bakalım neler olacak. Öztürk Akpolat da geldi. Sporcusunun köşesine Suat Akpolat, Fuat Akpolat oradalar. Ahmet Alpaslan Benli, Lehize Hilal Benli. Göktürk Benli'ye talimatlarını ilettiler. Kafayı sil, kafayı gönder. Gazi Mızrak ekstra öncesi son kontrollerini yapıyor. Göktürk'ün dişliğinin takılma olması lazım. Kontrol etti. Avluyu da attı oradan Gazi Hoca. Her şey hazır. 3 dakika daha izleyeceğiz bu karşılaşmayı. Ali mi? Göktürk mü? Benim de sesimi zorlamaya başladı bu karşılaşma. Kusura bakmayın değerli izleyenler. Öyle bir keyif, öyle bir tempo. Şu ana kadar Ali Kelat ve Ali Göktürk Benli arasında. Ali Kelat şöyle bir sağ kroşe gönderdi. Kapandı Göktürk. Çok iyi bir sağ kroşe. Sol sağ ardından devamını getirdi. Net isabetler. Ali Kelat etkilenmedim diyor. Şöyle bir ön tekme isabeti. Çeneye doğru çıktı Ali Kelat. Artık kondisyon çok önemli olacak. Sol kroşe denedi. Kaçmayı başardı rakibi. Göktürk yine yakaladı Ali Kelat'ı. Ali Kelat içeri doğru girmeye çalışırken soluyla isabetleri kaydetti Ali Göktürk Benli. Yine rounda daha iyi giren taraf Göktürk oldu şu ana kadar. Dönerek geldi Ali Kelat. İsabeti buldu. Sol kroşe, sağ low kick. Bir şeyim yok diyor Ali Kelat. Ekstra roundun ilk dakikası geride kaldı. Ali Kelat güzel bir diz. Sadrek geldi ardından. O diz yine çalıştı. O diz yine etkili. Bir daha arada bulamadı bu sefer. Göktürk sarılmak zorunda. Sol diz isabeti. Sadrek geldi ardından Göktürk. Kontrayı aradı, neredeyse isabeti bulacaktı. Ali Kelat köşeye sıkıştırdı Göktürk Benli'yi. Low kickler karşılıklı geldi. Ali diz kapandı ama ardından direği aldı. Göktürk burada. Sol direk isabetli. Sol kroşe denedi. Low kick denedi ardından bulamadı tam. Direk yumruklarıyla isabetli kroşeleri kaçırdı. Ali Kelat. Middle kick etkili geldi. Bloklandı bu deneme. Göktürk bir kez daha boksuyla içeri girmek istedi, olmadı. Son dakikası karşılaşmanın. Ali Kelat Sadri'ye gönderdi. İç low kick. Göktürk'ten. Kroşe arıyor Ali'den diz. Göktürk'ün kroşe yarı Ali'nin dizleri. İkinci bir ekstra görürsek şaşırmayın. Round öyle bir ilerliyor ki şu anda ikinci bir ekstra görürsek şaşırmayın. İçeri girerken sağ kroşeyi buldu Ali Göktürk Benli. 30 saniye var roundun bitimine. Göktürk dizi aradı bu sefer, tabi uzun boylu Ali. O dizden kaçmayı başardı. Ekstra roundda sonlarına doğru geliyoruz. Low kick isabetli Ali Kelat'tan. Son bir darbe belki de beraberliği bozabilir burada. Göktürk'ten low kick Sadri'ye uzattı. Ali Göktürk Benli içeri girdi. Bizi deniyor. Çıkarken aparkat. Son 10 saniye işareti geldi. Sol kroşeyi kaçırdı. Devam. Göktürk'ten bir sol kroşe var. Maç devam ediyor. Spinning back fist isabetsiz. Stop. Ve mücadelemiz sona eriyor. Ekstra da sona erdi. Nefis bir ekstra round daha yalnız. İlk 3 roundda karar vermek çok zordu. Ekstrada hakemlerimiz nasıl bir karar verecekler bilmiyorum. İşleri kolay değil. İki sporcu da ortaya nefis bir performans koydu, bunu hatırlatalım. İhtiyaç olması halinde bir ekstra daha mümkün, onu da hatırlatalım. Maçın bir daha uzaması da ihtimaller dahilinde. Karar bakalım nasıl çıkacak. Yine Ali'nin dizleri, Göktürk'ün boksu, hangisi üstün geldi veya gelebildi mi herhangi biri? Hakem masamız ekranlarımızda. Evet, maçımızın bir sonucu var.
Karar geliyor şu anda. Cesar Atılgan yazdı kararı. Ve Mert Palavaroğlu'nu iletti. Bu maçın bir galibi var. Ekstra roundun ardından ama o galip kim? Yani Mert'in tepkisi zaten çok şey anlatıyor. Hepimizin tepkisi bu. Müthiş bir 4 round izledik. Bu 4 roundun ardından Ali Kelat mı? Ali Göktürkmenli mi? Galip gelen taraf kim oldu artık? Merak ettiğimiz bu sorunun cevabını sevgili Mert Palavaroğlu'ndan alma vakti. Başkan ve SMD Filo sahibimiz İbrahim Murat Gündüz'ü. Hakikaten tüm salonda çok keyif aldı bu maçtan. Bakalım kazanan kim olmuş? Wow, wow, wow. Skor şu anda elimde. 2-1'lik bir skor var. Ladies and gentlemen, now the score is 2-1. And the winner, kazanan Ali Kelat! Ali Kelat kazanıyor değerli izleyenler. Ekstra round'da skor 2-1. Hakemlerimiz de bir oy birliğine varamadılar. Ya bu maçın bir galibi olması gerekiyordu. Göktürk de müthiş bir performans gösterdi. Ekstra çok ama çok yakın. Kıl payı kazanan burada Ali Kelat oluyor. Cemal Otel Müdürümüz Ahmet Küçük Başkan şu anda ödüllerin takdimini gerçekleştiriyorlar. Hakikaten yani gecenin fight card'ında boş maç yok. 6 maçın tamamı harika ama öne çıkan 2 maç belki Doğan Kılıç, Yıldırım Oğuz ve Ali Göktürkmenli Ali Kelat maçlarıydı. İkisi de ekstraya gitti. İkisi de çok keyif verdi bize. Bu maçın kazananı Ali Kelat oluyor. Göktürk'e bir kez daha tebrikler. Her şeyini ortaya koydu. Ekstra round hakemlerimiz bile bir oy birliğine varamadılar. Çok yakın 2-1'lik skorla Ali Kelat kazandı. Vakit kaybetmeyeceğiz. Sıradaki maçımıza geçiyoruz değerli izleyenler. Ünal Alkayış'ın rakibi Ali Reza Gambari'ye olacak. ...75 kilogramda yine keyifli bir karşılaşma bizleri bekliyor. Ünal Alkayış ve Ali Reza Gambari arasında. Army of Fighters 4 heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Sıradaki mücadele için öncelikle mavi köşe geliyor. Ali Reza Gambari! Herkesi sevdiği ki dost dare. بهترین صدا صدای مادره صدایی که دق میده یه عالمو صدا خستگی پای مادره مادرم چند روزیه که ناخوشه Peki ya kim olacak rakibi? Şimdi kırmızı köşeye geliyor kendileri. Ünal Alkayış! Şahlar matşahlar aygır. Taptıkları sadece taytım. Sokakta genk yatak da taygır. Benim olay kolay değil yardır. Beşe taktım ne bana durur. Ne bana ne der biri şerede de bu. Şeytan kurt şeytana uy. Hepsini bul. Manadaki maraton yaparıma duman ol. Maradona gibi geçen aklımda bir aman ol. Kıtaları falan koy bana seni bana tol. Bana bol bile bol ve belini fine bol. Her ama görür bir ara bana bilip dedi. Havacıma senin yamacıma gelip dedi. Karalama dedi sana yaramana dedi. Çabalama çıkın bana sakarama seni. Ateşimi takmaz. Tam gidiyiz atacağız. Köçeye
Tertemiz'in 5. karşılaşması 75 kiloda. Ali Rıza Gambari, Ünal Alkayış'la kozlarını paylaşacak değerli izleyenler. İşte dün face to face'te bu şekilde yüz yüze geldi Ali Rıza ve Ünal. Ringe çıktıklarında üstünlük kime gidecek? First of all, in the blue corner from Iran. Öncelikle mavi köşede İranlı sporcu, 22 years old, 75 kilograms, 1 meter, 85 tall. His professional records: 7 fights, just 1 defeat, 4 knockouts and 6 wins. 22 yaşında, 73 kilogram, 1.85 boyunda, profesyonel toplamda 7 maçı var. Sadece bir kez yenildi. 4 kez knockout etti, 6 kez kazandı. Antrenörü koçu Hasan Abbasi from HHA Fight Club'tan, representing Iran, Mr. Tiger, Ali Reza Gambari. His opponent in the red corner from Mersin. Ve rakibi kırmızı köşede Mersinli sporcu. 29 years old, 75 kilograms, 1 meter, 75 tall. His professional records: 42 fights, 9 defeats, 17 knockouts, 33 wins. 29 yaşında, 75 kilogram halinde, 1 metre 75 boyunda, profesyonelde 42 karşılaşmaya çıktı. 9 kez yenildi, 17 kez rakibini knockout etti. 33 kez kazandı. Antrenörü Ali Alkayış Fight House Spor Kulübü'nden. 14 kez Türkiye şampiyonu. Kickbox Avrupa üçüncüsü, ikincisi. Kickbox dünya ikincisi, üçüncüsü. İslami dayanışma oyunları şampiyonu. AKA The Rebel Ünal Alkayış. Ring referee Hasan Cancar. Karşılaşmamızı Hasan Cancar yönetecek değerli izleyenler. Maç öncesinde sporculara son talimatları verecek. Hasan Cancar. Arkadaşlar, clinch yok, tek diz. One knee, okay? Anlaştık. Başarılar diliyorum. Ring karşılaşması başlıyor. Son hazırlıklar tamam ve mücadelemiz başladı değerli izleyenler. Değerli hocam, Selahattin Aydın'la birlikteyiz bir kez daha. Selahattin hocam, yani müthiş bir maçı geride bıraktık Ali Kenat ve Ali Göktürk benli arasında ve yine çok şey vaat eden bir karşılaşma izleyeceğiz Ali Rıza Gambari ile Ünal Alkayış arasında. Herkese tekrar iyi akşamlar. İzgecan, senin anlatımınla renk katıyorsun bu güzel gecemize. Umarım ekran başında izleyenler de Army of Fighters 4'ü beğenmişlerdi. Ünal Alkayış gerçekten çok tecrübeli bir isim. Yansıt demem bu sözümü ringe. Ali Reza'yı da iki armeydir tanıyoruz. Ünal bence tecrübesiyle kazanır diyorum. Ama çok sert ve güzel teknik bir maç olacak. Kesinlikle öyle hocam. Ali Reza Gambari'nin bir boy avantajı var, 10 santim kadar. Daha uzun kendisi Ünal Alkayış'tan. Ünal Türkiye'de bisiklette çok zeki dövüşen, çok teknik, akıllı bir sporcu. Kesinlikle zaten hocam. Köşesinde de eski şampiyonumuz, abisi Ali Alkayış var. Aynı zamanda Ünal'ın eşi de kickbox dünya şampiyonu. Tıpkı abisinin eşi gibi ailecek, Alkayış ailesi komple bir şampiyon takım oluşuyor. Kesinlikle öyle, hakikaten. Ya bir hanedan oluşturmuş durumdalar gerçekten. Evet, gerçekten sporcu aile olarak ülkeye örnek gösterilecek aileler. Zıpla. Bir ufak bir altı darbe var burada, sıkıntı olmayacak. Çok Ünal devam edecek karşılaşmaya. Hakikaten Army of Fighters'da umarım bizim aldığımız keyfi siz de alıyorsunuzdur değerli izleyenler. Muazzam bir gece devam ediyor şu anda. Zaten öyle bir fight kart var ki 3 round sonucunda hakemlerimiz bile zorlandığı için ekstra roundlara gidiyor. Hocam yani ben Ali Kelat'la Ali Göktürk benli maçını 8 round daha izlerdim aynı keyifle. Çok keyifli bir maçtı. Çok keyifliydi gerçekten. İki Ali'yi de tebrik ediyorum. Ünal Alkayış içeri kapanarak çok iyi giriyor. Ardından da istediğini yapabiliyor Rıza Gambari'ye karşı. Ünal dövüşürken hiç acele etmeyen biri. Demin de söyledim, akıllı, net görüyor, vuruyor. Yani ekstra diğer bazı sporcular gibi boşa teknik atmıyor. Kendini de yormuyor.
Ve Ünal'ın bir akıllı yönü de rakibi kendine uydurabiliyor. Örneğin bir önceki Ali Reza ile şu an Ali Reza aynı değil. Kesinlikle değil hocam. Yani önceki Army of Fighters'larda gördüğümüz Ali Reza Gambari'den çok daha farklı bir dövüş stili ortaya koymak zorunda Ünal'a karşı. Ya, o açıdan gerçekten rakibinin stilini değiştirmesine sebep olabiliyor Ünal Alkayış. Ünal şu an dövüşü yönlendiriyor. Kesinlikle öyle. Tecrübesini yansıttı ringe. Sıkı koşu denedi Ali Reza Gambari'yi. Ünal, low kick. Sporcular low kick atarken İzgecan ayaküstü geldiğinde canları çok acıyor. Şimdi içeriden bir uppercut denedi Ünal. Ali Reza Gambari'den karşılık var. Tekmeden güzel kaçtı, devamını getirdi Ünal Alkayış. İyi eskimin ardından low kick. Gambari bir kez daha denedi Ünal tekmelerini kullanma çabasında. Ve ekranın sonuna geldik. Yani bu ekranın sonuna geldik Ünal'ın hocam. Ünal'ın tecrübesini güzel yansıttı Ünal. Bence bu round kesinlikle Ünal'ın ikinci ve üçüncü roundu da merak ediyoruz. Ama son round biraz tempo yükseltecekler. Hocam Ünal bunu da çok iyi yapıyor bu arada. Yani ilk roundları biraz daha sakin geçip rakibini çözüp zaten abi Ali Alkayış'tan, çok tecrübeli bir isimden gereken talimatları alıp ikinci roundda maçı iyice açabilen bir sporcu. Hem abisinden hem evde eşinden taktiği alıp gelmiştir Ünal. Ailecek sporcu oldukları için. Bence burada bütün Ali Hoca köşesinde diye söylüyorum özellikle. Ali Hoca, ben iki kardeşi de gerçekten hani şey diye söylemiyorum. O karakterli, çok düzgün, ikisini de ben çok seviyorum. Gerçekten camiamıza böyle insanlar lazım. Camiamızda ben demin de söylemiştim. Herkesin sağduyulu, barışçıl olması gerekiyor. Yani bir kardeş havasında kendimiz, kendi içimizde iyi olacağız ki bu iş büyüsün yani. Kesinlikle öyle hocam. Yani zaten Alkayış ailesinden bahsediyoruz. Funda Alkayış'ı da tanımayan yoktur herhalde diye tahmin ediyorum. O açıdan. Funda geçen hatta dün yurt dışında bir organizasyonun şampiyonluk kemerini aldı. Kendisini de tebrik ediyorum. Gerçekten ülkemizde en iyi kadın dövüşçülerden bir tanesi. Kesinlikle öyle. Alkayış ailesi zaten yani maçın başında bahsettik, bir hanedan oluşturmaya doğru gidiyorlar. Ünal bakalım burada galibiyeti alabilecek mi? O da bu sene tabii ki İslami Dayanışma Oyunları şampiyonluğu yaşadı. Milli takımımızla altın madalyayı boynuna takmayı başardı. Kickbox milli takımımız Konya'da yapılan İslami Dayanışma Oyunları'nda olimpiyat statüsünde bir organizasyon. Gerçekten kickboksçularımız damga vurdu. Sağ olsun federasyon başkanımız Sayın Salim Kayacın da Türk kickboksuna katkısı, emeği büyük. Ülkemize birçok büyük organizasyon alıyor. Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası. Bunun yanında aynı İslami Dayanışma Oyunları gibi. Ülkemiz kickboksta bayağı bir büyüdü. Kesinlikle öyle yani. Sizin de, sizin gibi hocalarımızın da emekleri sayesinde gerçekten çok özel sporcular da yetişiyor ülkemizde. Kickboks konusunda Ünal şimdi tekmeleriyle içeri girmek istedi. Ali Rıza Gambari'ye çok fazla oyun kurma şansı tanımıyor hocam. Gambari genelde biraz mesafeyi koruyup oradan yüksek tekmeleri çıkarmaya çalışıyor ama Gambari bir önceki maçında Mehmet Ali Meriç'e karşı daha agresifti. Hı hı. Ama Ünal bu agresifliğini durdurdu. Stop, stop. Ünal Mehmet Ali Meriç'e göre daha sert bir sporcu. Bu sertlik de biraz agresifliği bozuyor. Evet, rakibi yere doğru aldı burada. Yani zaten maçın başından itibaren Ünal Alkayış o sertliğini çok bir şekilde kabul ettirmiş durumda. Ali Rıza Gambari biraz daha şimdi ısınmaya, açılmaya çalışıyor Gambari. Şöyle son koşu savurdu. İsabet yok burada. Fena gelmiyordu Gambari ama tekmeyle iyi yakaladı. Ben de demin de bahsetmiştim. Sağ olsun Army of Fighters Yönetim Kurul Başkanımız Erkan Keskin. Türkiye'deki bütün organizatörleri biz gecemize davet ettik. Birçoğunu. Gelenler sağ olsun burada bize destek oldular. Gelmeyenlere de sevgilerimizi iletiyoruz. Bir sonrakine bekleriz inşallah. Hocam hakikaten bahsettiğiniz gibi yani bu sporun ülkemizde seviye atlaması için hep birlikte çalışmak kimseye zarar getirmez. Kesinlikle. Hani biraz klasik olacak ama bir söz var, birlikten güç doğar diye.
Hakikaten de öyle. Son 20 saniyedeyiz bu arada, ringe döndüğümüzde ikinci roundta. Değerli izleyenler, şöyle bir sadret gösterdi Gambari, bulamadı. Ünal'dan middle kick isabeti var. Sağ kroşe, sol aparkat Gambari. Çok sert bir low kick geldi ardından. Ünal şöyle bir sendeledi bu tekmenin ardından. Kendi tekmesini gönderdi bir kez daha. Sağ bacağına tekmeyi aldı Ünal Alkayış ve Ünal güzel de blok yapıyor. Hepsini blokla karşılıyor hemen. Yani hocam kemik sesi gelen maçlardan bir tanesi o anlamda gerçekten. İşte ikinci round'dan görüntüler de ekranlarımızda. Hocam hep yani şundan bahsettik. Ünal Alkayış, Ali Rıza Gambari'yi kendi istediği gibi dövüşmeye zorladı. 10 santim boy farkı aslında az bir fark değil. Fakat Gambari'nin tekmelerini, dizlerini çok net kullanmasına izin vermedi burada. Bir önceki maçta daha gördük. Ali Kerat boy avantajıyla da birlikte o dizleri çok iyi kullanmıştı mesela. Gambari'ye bunu yapma şansı asla tanımadı Ünal Alkayış. Evet, Ünal tecrübeli bir isim. Demin iki Ali de çok iyi, çok güzel sporcu. İleride de daha yaşları çok genç ama tecrübe seviyeleri Ünal'a göre biraz daha az. Ünal onlara göre çok tecrübeli. Tabii hocam 43. maçında Ünal Alkayış burada. Deminki maç da çok yüksek bir aksiyon içerdi. Şu an bu maç seyircilerimize biraz durgun gibi gelebiliyorsa o maçtan dolayıdır. Tabii hocam yani. Ama burada da şöyle bir durum var. Ünal Alkayış hakikaten çok iyi kontrol ediyor maçı. Evet. Yani şu ana kadar yapmak istediği her şeyi yaptığı için aslında temponun böyle gitmesi de onun için bir dezavantaj değil baktığınız zaman. O yüzden de Ünal tabii ki galibiyete doğru gitmek isteyecek. Yani Ünal gücünü, tempoyla, kondisyonunu bildiği için ona göre 3 rounda yayacak. İşte hocam o da tecrübeyle gelen bir şey zaten. Evet. Yani belli bir yaştan sonra yaşınız ilerledikçe tabii ki aynı şekilde aynı tempoyla 3 round çıkaramamaya başlıyorsunuz. Enerjiyi dengeli kullanmak çok önemli bir hale geliyor. Örneğin her Türk kickboksçunun büyük hayranlık duyduğu Gökhan Saki bunu çok güzel yapıyor. Çok zekayla birleştiriyor dövüş tekniğini. Yani bu iş kaba kuvvetten ziyade zekayla birleşmesi gerekiyor. Kesinlikle hocam, yani Gökhan Saki her maçı zaten satranç maçı gibi geçiyordu. Evet. Çok iyi rakip, rakip çok iyi karşılık vermesiyle birlikte. Ünal rakibin üstüne. Ali Rıza Gambari'ye bir daha tutmaması konusunda bir uyarı var. Break. Ayrılması Stop. Gerekiyor sporcuların break komutunun ardından. Break. Hasan Canca şimdi araya girdi. Dönen tekmeyi denedi ama çok erken gördü bunu Ünal ve geri adım atmayı başardı. Son iki dakika yine isabetli yalnız Gambari'den. Ünal'ın bacaklarına bayağı basar verdi o da. Ünal blok alsa da almasa canı yanıyor tabii ki. Tekmeleri aldığı zaman. Ya, profesyonel sporcular böylesi profesyonel maçtan sonra yani bir hafta 10 gün bacak ağrısı çekiyorlar. Çünkü ayaklarında bir koruyucu yok. Gelen hafif darbeler bile ister istemez etki yaratabiliyor. Tabii ki öyle hocam. Güzel bir kombinasyon geldi Gambari'den. Ünal'ı birazcık yavaşlatmayı başarmış durumda Ali Rıza Gambari 3. roundda. Köşeyi savurdu ama Ünal uzak tuttu rakibini kendisinden. 1 dakika 20 saniye var. Parkatla yakalayacak neredeyse Gambari. Dizi aradı Ünal'dan karşılık ve sporcular ayrılacak. 1 dakika 10 saniye kaldı maçın bitimine değerli izleyenler. Yine blok almayı başardı. Bu tekme Ünal Alkayış. Şöyle bir dizlenildi içeriden. Ayrılır ayrılmaz sol kroşe isabetli Gambari. Kombinasyonu aradı. Ünal'ı yakalayacak neredeyse. Eskiviyle kaçtı son anda. Ünal Alkayış. 5 saniye var. Gambari biraz daha aktif bu roundda. Ünal tekmeyi denedi ama çıkartamadı istediği gibi. Break. Stop. Şöyle bir sola parkat. Ünal'dan low kick'le karşılık var. Gambari tekmelerini daha rahat atıyor 3. roundda. Ama Ünal Alkayış tabii yani ilk iki roundda bir üstünlük elde ettiğini biliyor hocam. Evet. Onu da çok kaybedeceği bir üçüncü round olmadı bu. Gambari tempoyu yükseltmek istiyor ama Ünal buna izin vermiyor. Gambari az önce tekniği çıkartabilse açık vermiş Ünal ama iyi kurtardı kendini oradan. Son saniyelerindeyiz karşılaşmanın. Gambari güçlü bir yumruk denedi şöyle olmadı ve müsabakanın sonuna geldik. Ünal Alkayış elini havaya kaldırdı. Ali Alkayış hemen yanında. Kardeşinin yanına gitti.
Hocam ilk iki roundda elde ettiği üstünlükle Ünal Alkayış sanki maçı kazandı gibi geliyor. Ne söyleyeceksiniz? Bence de öyle. Tabii yine hakemlerimize kalmış. Onlar daha iyi, daha puan yönünden iyi görüp onlar değerlendirecek tabii ki de. Puanlamaya yazacaklar. Hocam ya öyle bir fight card ki yani. Hani hakemlerimizin işi o kadar zor ki böyle bir fight card'ı bu maçlarla birlikte. Gecemizde hakemlik yapan Kickbox Federasyonumuzun profesyonel hakemleri Erdi Hocam olsun, Ensar Atılgan, Gazi Mızrak, Göksel Kotan, Muhsin Şahanoğlu'na teşekkür ediyorum. Şu an kusursuz gidiyoruz ve Hasan Canca'ya. Ben bir sonraki maçta köşede olacağım. İzgecan, ekran başında izleyen herkese iyi seyirler diliyorum. Herkese saygılar, selamlarımı gönderiyorum. İyi akşamlar. Teşekkürler hocam, çok sağ olun. Evet, Selahattin Aydın'ı Mücahit Kulak'ın köşesine gönderiyoruz değerli izleyenler. Bir sonraki maçta Mücahit Kulak, Nabil El Ayadi ile karşı karşıya gelecek. Ama öncesinde tabii ki bu karşılaşmanın sonucunu merakla bekliyor olacağız. Şimdi Ensar Atılgan sonucu ringe uzattı. Ünal Alkayış mı, Ali Reza Gambari mi? Army of Fighters 4'te bu karşılaşmadan kim galibiyetle ayrıldı? Ve değerli misafirler, saygıdeğer izleyenler, müthiş bir mücadele, bir kazanan var. Peki ya kim o? Ladies and gentlemen, now the score is 2-1. And the winner, 2-1'lik skorla kazanan Kırmızı Köşe, Ünal Alkayış! Ünal Alkayış galibiyete ulaştı. Kariyerinde 44. galibiyet. Ali Reza Gambari'ye de ikinci mağlubiyetini tattırdı Ünal Alkayış. Alper Borcu ve Mert Akın. Ali Alkayış, Ünal'ın yanında. Hakikaten çok iyi bir maç. Hakemlerimiz yine bir oy birliğinde zorlandılar. 2-1'lik skor var. İlk iki round Ünal'ındı. Üçüncü roundda üstünlük Gambari'ye gitti ama üç roundun ardından toplam skorda karşılaşmanın kazananı Ünal Alkayış oldu. Evet değerli izleyenler, müthiş karşılaşmalarla devam ediyor Army of Fighters. Kısa bir ara rica edeceğiz ama hiçbir yere ayrılmayın. Çünkü aranın ardından Mücahit Kulak ringde olacak. Nabil El Ayadi ile kozlarını paylaşacak. Army of Fighters 4 harika bir maçla birazdan devam edecek. We'll be right back.
can't live a normal life. I was raised by the street, so I gotta be damn with the hood.
Beni çatacağız. Kötü şeyler yapacağız başkan. Kötü şeyler yapacağız. KOK, King of Kings, the world leader and king of combat sports. Established in 1999, King of Kings is one of the longest-running combat sports organizations in the entire world, with over 20 years in the fight business. King of Kings organizes world-class fighting events all over the globe with top fighters from around the world. Incredible fights, powerful emotions, and high adrenaline is what every fighter and fan gets with the King of Kings fight organization. KOK brings together all the most popular disciplines of combat sports. King of Kings is the biggest and best kickboxing organization in the world, regularly holding events to sold-out crowds in front of audiences of tens of thousands of fans. Punching, kicking, and knees are all legal under KOK rules. Every year, King of Kings continues to grow and expand its brand around the world. KOK is truly a global fight brand. There's nothing like the thrill of watching a live combat sports event. Respect, honor, discipline. We'll be right back.
Army of Fighters 4'te sıra geldi bugünkü son mücadeleye. Kickbox her geçen gün daha da büyük heyecanı taşıtıyor içimizde. Türkiye'de yaklaşık 400 bine yakın lisanslı sporcu olduğunun altını bir kez daha çizmeli belki de. Birazdan maç esnasında sevgili İzgecan'ın yanında sürpriz bir konuğumuz da olacak sizlerle birlikte. Şimdi öncelikle son mücadelede başlıyoruz Mavi Köşe ile. Nabil El Ayyari! She like the way that I dance. She like the way that I move. She like the way that I rock. She like the way that I woo. And she let it clap for a nigga. She let it clap for a nigga. And she throw it back for a nigga. Yeah, she throw it back for a nigga. Michael Mary, Michael Mary. Billy Jean, Billy Jean. Christian Dior, Dior. Come up in all the stores. When it rains, it pours. She like the way I Nabil El Ayyari. Nabil El Ayyari geldi. Peki rakibi kim olacak bu mücadelede? İşte onu davet etme zamanı geldi. Mücahit Kula! Ne možeš, ne možeš. Ani ti ne zejdeš. Dokaj si maçına doğru geçiyoruz değerli izleyenler. Army of Fighters'da Mücahit Kulak ringe çıkacak. Karşısında paslı rakibi Nabil El Ayyari var. Dün işte face to face'te bu şekilde yüz yüze geldi iki sporcu. Bakalım ringe çıktıklarında kazanan kim olacak? Mücahit Kulak mı yoksa Nabil El Ayyari mi? 84 kiloda heyecan dolu maç bizleri bekliyor değerli izleyenler ve az önce Mert Palavaroğlu'nun bahsettiği gibi yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. Türk futbolunun efsane isimlerinden Yılmaz Vural Hocam bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Bir bu kalmıştı, ona da geldik. Nasıl buldunuz hocam organizasyonu, atmosferi? Yani tabii çok anladığım bir konu değil ama sevgili Mücahit bizim yakın dostumuz. Onu izlemeye geldik. Yorumculuk görevim var şu anda ama ben taraflı olacağım maalesef. Mücahit'in kazanmasını istiyorum. Evet, bakalım Mücahit Kulak neler yapacak değerli izleyenler. Nabil El Ayyari'ye karşı tekrar ringe doğru dönüyoruz. Anonsları alacağız. Ardından da maçımız başlayacak. Teşekkürler İzgecan. First of all in the blue corner from Morocco. Öncelikle mavi köşe defası sporcu. 22 years old, 87 kilograms, 1 meter 77 tall. His professional records. 25 fights, 3 defeats, 13 knockouts. And 22 wins. 22 yaşında, 87 kilogram halinde, 1.77 boyunda, profesyonel toplamda 25 maçı var. Sadece 3 kez yenildi, 13 kez knockout etti, 22 kez kazandı. Antrenörü Mustafa Çağlar, Team Oster Van Jim'den, representing Morocco. O bir, his golden boy, Nabil El Ayyari. His opponent in the red corner from Kastamonu, Türkiye. Ve rakibi kırmızı köşede Kastamonulu sporcu.
31 years old, 84 kilograms, 1 meter 85 tall, his professional record. 36 fights, 6 defeats, 10 knockouts, 30 wins. 31 yaşında 84 kilogram ağırlığında, 1.85 boyunda. Profesyonelde 36 karşılaşmaya çıktı. Sadece 6 kez yenildi. 10 kez rakibini knockout etti. 30 kez kazandı. Antrenörü Selahattin Aydın Fight Masters Akademi'den. Dikkat edin, o bir sniper, Mücahit Kuma. Ring referimiz, ring referee, Engin Ensar Atılkan. Karşılaşmamızı Engin Ensar Atılkan yönetecek değerli izleyenler. Mücahit Kulak, Türk kickboksunun en önemli isimlerinden bir tanesi. Faslı rakibi Nebil El Yadi ile karşı karşıya gelecek. Ensar Hoca. No palm, okay? No holding, okay? Good luck. Get that. Maç öncesinde sporculara son hatırlatmalarını yaptı ve Army of Fighters'da gecemizin ana maçı başlamak üzere değerli izleyenler, Mücahit Kulak ve Nebil El Yadi karşı karşıya geliyorlar. 84 kiloda. Mücadelemiz başladı. Tartıda biraz fazla çıktı Nebil El Yadi. 87 kilo geldi ama Mücahit bu maça çok ciddi hazırlandığını ve birkaç kilo yüzünden ringe çıkmaktan vazgeçmeyeceğini söyledi. Aslında kendisinden birazcık daha ağır bir rakibe karşı burada mücadele ediyor. Nebil kilosunu saklayamamış maalesef. Evet hocam, yani bizimden de biraz belli aslında. Tabii Fas son dönemde dünya sporunda dünya kupasında elde ettikleri dördüncülükle birlikte ciddi bir evet, aslında etkide bulundu. Bakalım burada ne yapacak? Bakalım bambaşka burada bir sporda. Bu başka bir ayak oyunu. Futbola benzemiyor tabii. Mücahit sağ kroşe sol middle kick isabeti. High kick denedi. Nabil El Yadi sert bir sporcu, dayanıklı bir sporcu ama Mücahit Kulak sniper lakaplı, keskin nişancı lakaplı. Bir açık bulup bir darbede tüm rakiplerini indirebilecek güce sahip. Bunu başarmasını umut ediyoruz tabii ki. Yapabilecek mi göreceğiz. Biraz tabii tanıyor sporcular birbirlerini şu anda. Biraz tartma dönemindeler. El Yadi karaciğere doğru gelmek istedi. Mücahit kaçmayı başardı. Çok soğukkanlı Mücahit her zaman olduğu gibi. Bir boy üstünlüğü, bir avantaj mı? Evet hocam tabii, yani 8 santim daha uzun burada Mücahit El Yadi'ye göre. Bir kere kolları daha uzun olur genelde, evet, boyu daha uzun sporcunun. Bu yüzden rakibiniz daha uzakta tutabilirsiniz. İçeri girmesini engelleyebilirsiniz. Aynen. Tekmeler daha kolay gider. Diz atma şansınız daha fazla olur. Doğru söylüyorsun. Kullanmayı bilirseniz her boy tabii ki avantaj. Mücahit de bunu kullanmayı bilen sporculardan bir tanesi tabii ki. Aparkatta geldi. Güzel bir kombinasyonu. El Yadi kapanmak zorunda kaldı. Karşı atak denemesi ama Mücahit kendini çok güzel kurtardı oradan. Push kick'le itti rakibini. Köşesine doğru. Kroşe kaçtı. Middle kick. Tutmaması gerekiyor tekniği evet, Mücahit'in. Evet. Tabir kuralları çerçevesinde. Hemen bu yeri geldi hakemden ve devam ediyoruz. Kaldığımız yerden Mücahit. Çok iyi bir kombinasyon. Eskimlerle oradan çıkma çabasıyla El Yadi. Knockout'tan kurtuldu. Mücahit tekmesiyle geldi. Dıştan bir lord kick isabeti. El Yadi bastırdı şimdi. Çok bir darbe vuramadı Mücahit kulağa. İşte mesafeyi soluyla ayarlayıp ardından tekmeyi gönderme çabasında. Sol direğiyle ayarlayıp ardından tekmeyi gönderme çabasında Mücahit Kulak. Arkat nefis geldi. Önce sol ardından sağ devamında getirdi Mücahit Kulak. Boşluğu gördüğü anda üstüne gidiyor rakibinin. Kardeşme çabasında El Yadi kontraya çıkmaya çalıştı. Bunun da çok farkında Mücahit Kulak. Arkatları aramaya devam ediyor. Dış low kick geldi. Zaten roundda üstünlüğü almış durumda Mücahit. Son bölümlerde El Yadi bastırdı. Karaciğeri de faldı. Kapanmayı başardı Mücahit Kulak. Roundun son saniyeleri içindeyiz artık. Son bir darbe gelecek mi? Hayır, gelmeyecek. İlk roundun sonuna geldik. Yılmaz Vural Hocam'la birlikteyiz. Yılmaz Hocam, nasıl buldunuz Mücahit ilk roundda? Atak oynayan Mücahit. Savundu ama sonlara doğru o da atak yapmaya çalıştı. Ben bu roundda Mücahit'in daha etkili olduğunu düşünüyorum. Ben de kesinlikle aynı fikirdeyim. Hocam bir de maçı çok iyi hazırlanmış gözüküyor Mücahit Kulak. Yani aslında bunu en çok sizden öğrenmek lazım. Bir yani, maç öncesi, müsabaka öncesi hazırlık
doğru taktikler aslında her şeyden daha önemli belki. Maç öncesi videodan kendisinin soyunma odasındaki halini gördüm. İnanılmaz konsantrasyon. Tebrik ediyorum. Ve Yılmaz abisi geldi. Yani biz de onun bir motivasyon aracıyız. Sakın ola ki kaybederse öldürürüm onu. Vallahi hocam siz de buraya kadar gelmişken herhalde kaybetmeyecektir diye düşünüyorum. Aslında siz de orada görseniz round arasında. Nerede? Ya sporcuları iyi motive edersiniz. Bunu biliyoruz çünkü. Canım benim ya. Ya yok. Tabii Selahattin Aydın köşesinde şu anda. Herkes işini yapsın boşver. İkinci rounda geçiyoruz değerli izleyenler. Mücahit Kulak iyi bir round çıkardı. İkinci rounda bakalım. Neler yapacak? 3 round değil mi? Evet hocam 3 round. 3'er dakikalık 3 round. Ama önceki maçlarımızda da gördük. Beraberlik olması halinde uzayabiliyor biraz daha. Uzayabiliyor karşılaşmalar. Yine 3 dakika mı uzuyor? 3 dakika uzuyor hocam evet. Mücahit low kick'le başladı kombinasyonla. Yumruklar gayet etkili geliyor ve kolunda bir sakatlık olabilir El Ayadi'nin. Hakem sayıyor şu anda. Kötü vurdu. Mücahit o kadar üstüne gitti ki rakibinin blok alırken bile. Sakatlık yaşıyor El Ayadi. Devam edebilecek mi? Edecek ama Mücahit. Karşılaşmada galibiyete bir adım daha yaklaştı. Sağ kolunda bir problem var El Ayadi'nin. Şimdi kapanması zor olacak tabii ki. Mücahit'in bu. Evet. Tempo ataklarına karşı Mücahit oraya hedefliyor zaten. Karaciğer'e middle kickler. Kombinasyonun sonunda yine bir middle kick geldi bir kez daha. Dengesini kaybetti Mücahit Kulak. Farkındaysan hep aynı kola çalışıyor. Hocam zaten böyle durumlarda yani o kırmızı bayrağı gören bir boğa gibi sporcular oraya hedef alırlar. Maçı doğru oradan şey bitirmek için. Mücahit çok akıllı bir sporcu zaten bunu çok iyi uyguluyor. Bak aynı yere canım. Aynı kolu üst üste darbeler. Ayağı kaydı burada El Ayadi'nin. Ya kendini savunması iyice zorlaştı burada. Evet, evet. Faslı evet. Sporcunun. Mücahit dinleniyor galiba. Hocam ataklarda da yalnızca soluyla şu an yumruk atıyor. Aynen. El Ayadi sağ kol tamamen gitmiş durumda. Bu ciddi bir avantaj Mücahit için. Kontrolü kaybetti. Bir kez daha middle kick yine. Nabil sakat kontrolü ola. Kaybetti. Çok iyi geldi bir kez daha aynısı. Stop. Ensar Hoca araya giriyor. Bıraktı mı? Evet. Burada Ensar Hoca karşılaşmayı bitirdi. Evet değerli izleyenler. Mücahit Kulak nakavtla kazanıyor. Nabil El Ayadi kendini savunamadı istediği gibi ve Mücahit Kulak Yılmaz Vural da buradayken onun gösterdiği önünde karşılaşmayı kazandı ikinci yarıda. Bravo Mücahit! Yani çok zorladı rakibini zaten ve en sonunda da nakavtla kazanmayı başardı. Ama bu işi biliyor ya. Kesinlikle öyle hocam yani. İyi dövüşüyor Allah'a var ya. Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi dövüşlerden bir tanesi kendi diyorsunuz özellikle. Gurur Mücahit diyorum, Kulak. Gurur diyorum kardeşim. Hocam gecemizin de son maçıydı bu bir yandan. Siz tabii ringe doğru gideceksiniz şimdi Mücahit ödülünü vermeye öyle ama. Mi? Ya, öyle biliyorum. Şeref diyorum. Öyle biliyorum. Tabii. Son olarak sizi ringe uğurlamadan gece hakkında, bu spor hakkında genel yorumlarınızı da bir alayım. Ya ben bir kez de yine bizim Saadettin Sarar'ın yaptığı bir eski havaalanının orada bir otelde yine böyle seyretmiştim. Yani tabii yani can yakan bir iş ya. Tabii. Ama demek ki onların da kendine göre bir aldığı keyif var demek ki yani. Çünkü, siz keyif aldınız mı hocam izlerken? Ya baştan tabii biraz şey oldum çünkü hem yemek yedik hem kanlar içerisinde onları görmek. İkisi bir arada gitmedi bir yere ama sonunda doğru biz de alışmaya başladık. Ama Allah göstermesin sakatlık makatlık olur. Oluyordur da galiba ya. Çok olmuyor aslında hocam yani. Olmuyor. Sakatlık oranı azdır aslında. Hocam hemen ringe doğru döneceğiz. Kararı almak için sizi de oraya doğru uğurlayalım. Gidelim çok bakalım. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Canım benim. Şeref verdiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ ol. Evet değerli izleyenler Yılmaz Vural'ı ringe doğru gönderiyoruz. Mücahit Kulağı ödülünü vermesi adına. Harika bir maç, harika bir galibiyet geldi Mücahit Kulak'tan. Ve şimdi kendisinin galibiyeti resmiyet kazanacak ikinci roundda. El Ayadi devam edemedi karşılaşmaya ve galip gelen isim Mücahit Kulak oldu. Şimdi mikrofon bir kez daha Mert Palavaroğlu'nda. Evet, oldukça keyifli bir mücadeleye başlamıştık. Ancak hakem kararıyla karşılaşma sona erdi. Ve bu mücadelenin kazananı Kırmızı Köşe Mücahit Kulak! Nabil El Ayadi'ye de bir alkış
rica edelim lütfen sakatlığı sebebiyle. Hakem kararıyla alındı. Şimdi ödüllerin takdimini gerçekleştirmelerini rica edeceğiz. Sayın Sinan Timuçin'den ve Yılmaz Vural. ...2022 yılına son bir imza attık. Army of Fighters dördüncü kez bugün sizlerle birlikte oldu hanımlar beyler. Birbirinden keyifli mücadeleleri, dövüşleri... ...burada. Sizler ekranlarınızın başında, bizlerse İstanbul'da Grand Cevahir'de yaşadık. Bugün bizlerle birlikte olan... Tüm spor insanlarına. Evet değerli izleyenler, böylelikle bu harika maçla birlikte Army of Fighters 4'ün sonuna geliyoruz. Gerçekten en iyisini yılın en sonuna sakladık ve muhteşem bir finish yapmış durumdayız. Harika bir organizasyon. Emeği geçen herkese teşekkürler ama artık bizlerden veda vakti. Ben İzgecan Günal sizlerle birlikteydim. Yayının size ulaşmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımız adına hepinize iyi akşamlar. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bir kez daha sizlere çok teşekkür ediyoruz. We'll be right back.